beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Benim yüreğim yanıyor ya, yüreğim yanıyor. Murat Narlı damat adayıyla. İstediler diye nişanlının sözünü yaptık. Nisan'ın sonunda düğünleri vardı. Düğünü beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Haber alamıyoruz. Şurada bir buçuk ay kalmış. Kızım dedim, bir buçuk ay daha sabret. Benim yüreğim yanıyor ya, yüreğim ya. Şimdi Esra Erol'da. İşte köklerim var yani. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. Bu benim en doğal hakkım değil, değil. Bir mucize gerçek oluyor. Biyolojik annemi babamı tanımak ve görmek istiyorum. Ölmeden önce kendi kanımdan birini görmek istiyorum. İnanılmaz bir olay, akıl almaz bir buluşma. Şeklini şemalini görmek istiyorum. Ölmedim. Yılların hasreti son bulacak, yer yerinden oynayacak. Ahmet oradan şimdi geliyor, bak geliyor. Bak Ahmet'i şu anda görüyor. Geliyor. Kim yıllardır hasretini çektiği kaybıyla buluşacak? Bu mucizeyi kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Oğluna hasret bir baba. 95 yılında evleniyorsunuz Fatma Karaoğlan'la. Evet. 98'de çocuk dünyaya geliyor. Halil İbrahim Talü diye ilk kimliği çıkıyor. Sonra boşandınız. Gördünüz. En son 1,5 yaşında devlet nezaretinde gördüm. 2 saat. Gözyaşları içinde oğluna özlemini anlattı. Oğlum Halil, benim hakkımda ne duyduysan bir de babandan dinle oğlum. Bir de beni dinle. Atilla Bey'in 18 yıldır aradığı oğlu Halil İbrahim'i Esra Erol buldu. Oğlunuz Halil İbrahim. Halil soyadı. Bir de aynı zamanda Tannheimer ikinci soyadı var. Fatma Karaoğlan Alman biriyle evlendiği için. Halil İbrahim babasına hangi mesajı yolladı? Bu nasıl bir vicdan? Nasıl ayırırsın çocuğunu babasından? Cici babasına da sesleniyorum. Neden çocuğumu soyadını değiştirdiniz? Şimdi Esra Erol'da. Haftanın son yayın günü Cuma gününde yine saatleriniz 16.23'i gösterdiğinde sizlerle beraber ve ekrandaydık. Saat 19'da ATV Ana Haber'de Cem Öğretir karşınızda olana kadar yayında olacağız. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Mucizelere inanır mısınız bilmem ama biz o mucizelerin gerçek olduğunu ve olabileceğini bugün canlı yayında göstereceğiz. Bugün çok dikkatli izleyin programı sevgili seyirciler. Nasıl anons edeceğim, nasıl söyleyeceğim inanın bilemiyorum. O kadar heyecanlıyım. Güzel bir yayın olsun. Stüdyodaki konuklarım, ekran başındaki ve lojadaki herkes hoş geldi. Merhaba. Ay, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Gördüğün gibi.
Çok heyecanlıyım. Giresun'dan geliyorum. Seni çok seviyorum. Nereden? Giresun'dan. Giresun'dan geliyorsun. Evet, seni çok seviyoruz. Senelerdir izliyoruz. O kadar oldu değil mi? Evet. Ben lise 1'e gidiyordum. 1'e mi gidiyordun? Lise 1'e. Ha, ay ödüm koptu. Sana bayılıyorum. O kadar harikasın ki. Bayılıyorum. Öz ablam olsan bu kadar severdim. Öz ablan olsa bu kadar severdim. Evet. Ablan var değil mi? Ablam yok. Ha, tamam o zaman. Yani kıyamet kopartabilir biliyorsun bu. Evet. Teşekkür ediyorum. Reklam sağ arasında olasın. Resim çekinebiliriz değil mi? Ha, onun için yani. Menfaat ama yani. Ama sarılmak da istiyorum. Kocaman ha? Sarılmak. Koş hadi. Oldu mu? Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. İyi, keyifli bir yayın olması dileğiyle. İlk konuğum Atilla Bey Almanya'dan geliyordu. 1998 yılında dünyaya gelen ve 1,5 yaşındayken ayrıldığı eşi ve çocuğunun annesi bir daha Atilla Bey ile hiçbir şekilde iletişim kurmuyorlar. Çocuğumu bulmak, onunla görüşmek ve ona kavuşmak istiyorum diyen bir babanın hikayesini dinlemiştik. Önce Atilla Talu, ardından da hatırlatması geliyor. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittim. 95 yılında evleniyorsunuz Fatma Karaoğlan'la. Evet. Dayınızın kızı. Akraba. Akraba evliliğiniz. Almanya'ya taşınıyorsunuz. 95'te. Evliliğiniz 2 yıl sürüyor. 97'de hamile, 98'de çocuk dünyaya geliyor. Halil İbrahim Talu diye ilk kimliği çıkıyor. Sonra boşandınız. Doğduğu günkü fotoğrafı. Benden ayrıldıktan sonra başka bir şehre taşınıyor çocuğu alıp. Zengin bir Alman'la evleniyor. Tabii bunlar duyumları. Otomatikmen çocuk onu baba biliyor. Tahminen Almanya'da nerede yaşıyorlar? 3-4 tane adrese ulaştım. Stuttgart'ta olaylarında. Stuttgart olabilir. Başka? Bad Offenbach o taraflar. Offenbach taraflarında. Çocuğumu özleyip de görmek istediğim zaman iş çıkışı gittiğimde kapıyı çalardım. Hani dışarıdan kim o derdi. Ben benim derdim. Çocuğumu gösterebilir misin? Kapıyı açmazdı. Uyuyor derdi. Gördünüz. En son 1,5 yaşında devlet nezaretinde gördüm. 2 saat. Oğlunuz Halil İbrahim, Halil evet. Soyadı, bir de aynı zamanda Tannheimer ikinci soyadı var. Fatma Karaoğlan Alman biriyle evlendiği için. Bunca zaman neredeydin diye sorsa ne cevap verirsiniz? Ona bir tane kanıt gösteririm yanımda şu anda. O kanıtı okuduğunda babam diye stüdyodan girip boynuma sarılacağın adım gibi eminim. Bunu annesi ve Allah biliyor. Nasıl bir baba olarak beni anlattın bilmiyorum. Belki beni babası olarak da bilmiyor. Eğer bu çocuğu göndermezseniz cici babasına da sesleniyorum. Elimdeki o kanıtı burada 80 milyon Türkiye, 10 milyon Avrupa olmak üzere buradan yayınlayacağım. Başka şansım kalmıyor. Lütfen beni buna mecbur bırakma. Çocuğumu bana gönder. 1,5 yaşında gördüm. Ben sana aynı şeyi yapsaydım. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl ayırırsın çocuğunu babasından? Cici babasına da sesleniyorum. Neden çocuğumu soyadını değiştirdiniz? Oğlum Halil, benim hakkımda ne duyduysan bir de babandan dinle oğlum. Bir de beni dinle. Daha birkaç gün önce Atilla Bey bu çağrıda bulunmuştu oğluna. Onu bekleyen bir iyi bir kötü haber var. Ama önce iyiden bahsedelim. Oğlunuzdan cevap var. Kaç yıldır görmüyordunuz çocuğunuzu? 1,5 yaşından sonra beri görmedim. Şu anda kaç yaşında? 19 yaşında, 23 Ağustos'ta 20'ye girecek. 20'ye girecek. Anne daha sonra başka bir evlilik yaptı. Sizin oğlunuzla aranızdaki o bağ koptu. Gelecek olan her türlü cevabı hazırlıklı mısınız? Ondan gelecek her şeye razıyım. Yeter ki ses gelsin.
Şakir Bey telefon hattında, ekip arkadaşlarımızdan. Ve bu arada son halini de görmeye hazır mısın? Hazır. 19 yaşında bir delikanlı, ama onu biraz sonra, önce Şakir Bey'le bir konuşmak istiyorum. Şakir Sabuncu telefon hattında. Almanya'da oğlunuz Halil İbrahim'le o iletişimi sağladı bize. Çünkü çok acı ki oğlu asla görüşmek istemiyor. Biz o ilk tepkiyi çok normal karşılıyoruz. Ama yüz yüze görüştüğümüz zaman insanlar yumuşayabiliyorlar. Şakir detayları aktaracak. Şakir merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ediyorum. Öncelikle selamlar. Ekran başında olan konuklarınızı herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Atilla kardeşim merhabalar. Merhaba. Şimdi şöyle bir söyleyeceğim. Ben burada birkaç kutlar aldım. Esra aramızda iletmiş olduğu gibi Halil'i bulduk. Halil'le telefon etmesi yaptım. Ve 14'ündeki yayında ilkinde annesiyle birlikte oturup programı izlediler. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Halil'le hatta iki saat öncesinde telefonla görüştüm. Şöyle bir durum söz konusu. Ben şu anda babamla bir araya gelmeye hazır değilim de. Babasına, yani Atilla kardeşim size dargın aranızda artık geçtiyse, bundan herhalde bir kaç sene öncesinde bir yazışmada devamı gelmediğinden dolayı şu anda der ki ben buna şey değilim, şu anda bir araya gelmeye hazır değilim. Ama Atilla kardeşim şöyle de söyleyeyim. Adreslerini, her şeyini ben tespit ettim. Bundan emin olabilirsiniz. Ama tabii bu demek değil ki size bu adresleri vereceğim anlamında değil. Çünkü biz bu adresleri alırken veyahut da takip ederken... Tabii ailen, şimdi biz bütün bu bilgilere eriştiğimizde, bulduğumuz adreslere gittiğimizde bu şu demek değil ki alacağız o bütün bilgileri aileyle. Karşı taraf bu izni vermeden bunları paylaşmam söz konusu değil. Bunu da canlı yayında söylüyorum. Aradan uzun kesinlikle yıllar geçmesi... şu anda Halil İbrahim'in mutlu ve iyi bir hayatı varmış. Kafasının kesinlikle karışık öyle olduğunu dile getirmiş değil mi? Ya şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi der ki kendisi, birinci tane az önce orada bir daha iddia etmiş fragmanlarda izlediğim gibi, önemli bir kanıt var dedi. Evet. Halil der ki bana, ben 3 sene öncesinde diyor, annem ve diyor babam diyor, o bahsetmiş olduğu, iddia etmiş olduğu kanıt diyor, bana diyor anlatmıştır diyor. Her şeyde haberim var diyor. Onunla ilgili bana gelmesin diyor. Hı hı. Ve bu arada aynı zamanda yine der ki kendisi, ben şu anda ciddi anlamda hazır değilim. O benim babamdır. Evet. Ve benim soyadımı neden değiştirdiği söylüyor. Ben şimdi orada Atilla kardeşime sormak istiyorum. Atilla kardeşim, ben bir araştırma yaptığımda sen o dönemlerde, ayrıldığın dönemlerde mahkemelerde bilmiyorum neden üzerine almadın ve anneye verdin? Eğer anneye verdikten sonra, buradaki kanunları da sen de çok iyi biliyorsundur ki, nikah dairesinde yapmış olduğu ikinci evlilikten sonra Alman, yani ikinci eşi çocuğun üzerine alıyor. Dolayısıyla soyadını da o şekilde almış oluyor. Neden? Çünkü mahkemede siz herhalde karar vermişsiniz, ben bu çocuğa bakamayacağım demişsiniz herhalde. Dolayısıyla böyle bir açıklık vardı, böyle bir kanun vardı. Bilmiyorum, Türkiye'de de muhtemelen aynısıdır ama burada öyle bir durum vardır. Eğer hala iddia ediyorsanız ki sen benim çocuğumsun, o zaman buraya gelecekti, burada hukuk savaşını vereceksin. Peki, bu arada nüfus kağıdını canlı yayında göstereceksiniz. Nüfus müsaade mi etmem. Tamam. Niye? Çünkü üzerinizde hem kişisel bilgileriniz hem de TC kimlik tamam numaranız var. Doğru bir davranış olmaz. Yani üzerimde olduğuna dair belge de var, onu da gösterebilirim. Neyi? Üzerimde almadı diyor ya. Evet. Bu Şakir Bey'i ben tanımıyorum. Şakir Bey'i biz tanıyoruz, tamam, ekip arkadaşlarımızdan. Evet. Bizimle ortak işbirliği yapıyor. O Almanya'da yaşıyor. Evet. Özellikle de yurt dışı işlerinde. Tamam. Bizim buradan oraya gitmemiz zorken, ama orada hayatını sürdürdüğü için bizim bize gelen ihbarları ve adreslerin doğrultusunda orada kişilerle, aranan kişilerle görüşüyor. Şimdi bana cevap hakkı doğmuş oldu. Tabii ki, buyurun cevaplayayım. Bu için soruyor zaten. Evet. Şimdi birincisi... En önemlisi
delil dedi. 3,5 yıl önce annesi bir delil göstermiş. Sakın bana onunla gelmesin demiş. O delili bir sorar mısın Halil'e ne acaba? Acaba annesi hangi delili gösterdi? Biliyor musunuz Şakir Bey? Şakir Bey, kanıtın ne olduğunu canlı yayında asla söylemeyin. Kanıtın ne olduğunu biliyor musunuz? Yok yok yok. Yok, öyle bir şey zaten yapmak gibi derdimiz yoktur. Hatırla kardeşim. Yani sanki ben stüdyo gibi algılanmak istiyorsun orada. Ben yaptığım telefonlara at, telefon kayıtları vardır. Benim her şeyim haberim vardır. Babam dedi, gel dedi. İlerideki zamanlar içerisinde dedi, benimle tekrar irtibata geçip dedi. Bir araya gelme şansımız vardı ama bu şekilde değil der babası. Yani Halil, babasına. Yani aslında şu çok iyi niyetli bir yaklaşım içerisinde, bunu da belirteyim sizlere. Ama aslında beni bulması sanıldığı kadar zor değildi. Bana ulaşması kolaydı. Niye böyle bir yolu seçtiğini de oğlunu sorguluyor. 19 aynen. yaşında bir genç nihayetinde. Şimdi ona aynen. evet çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben ona 4 defa gittim. Ondan haberi var mı önce? 4 defa değil de bundan birkaç sene önce bir yazışma yapmışsınız. Onun devamı gelmemiş. O yazışma bende. O yazışma. Halil Talu, yani Halil İbrahim Talu, Facebook'tan girdim. Sadece arkadaşlarına kabul ediyordu. Kabul ediyordu. Ben de Messenger'dan yazdım. Halil sen misin diye. Ondan sonra bana sadece smile attı. Bir surat resmi attı. Yazışma. Bana bu kadar detaylı anlatmanıza gerek yok. Yani o günden bugüne irtibat niye koptu? Bu sorunun cevabı veriyor olmanız yeterli. Çünkü benim ona gittiğimde beni kabul etmeyeceğini tahmin ettiğim için. Yani bana konuşma şansı vermeyecekti. O zaman da ben... O zaman verdi mi vermedi mi? Vermedi. Hiçbir şey vermedi. Şu anda da şunu mu söylüyorsunuz? Evet. Yine önüme setler arıyor. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Yani hani oğlumuza ulaştık. Bilgileri elimizde. Onunla da iletişim halindeyiz. Evet. Bir mesajınız varsa ona söylemek istedikleriniz lütfen söyleyin. Şu anda zaten izliyor sizi. Evet. Kardeşim. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Evet. Halil, Türkçe mi söyleyeyim? Türkçe ve Almanca. Halil, oğlum. Önce o annenin gösterdiği olayı benimkini de görmen lazım. Onunla gelmesin demişsin ya. Tek kanıtım, ya ikinci kanıtımdan bir tanesi o. Onu gördüğünde zaten oğlum sanmıyorum. Onu göremezsin ki sen. Mümkün değil. Onu benden görmen lazım. Ondan sonra, onu gördükten sonra bu konuştuklarımın hepsini boş olduğunu anlayacaksın. Sevginizi dile getirin, özleminizi dile getirin. Halil oğlum, şöyle görüyorum, bak saçımı da senin saçın gibi yaptım. Sana bir sarılmak istiyorum, hiç sarılmadım oğlum. Varlığını hissettim ama hiç seninle tanışıp konuşmak, eğlenmek, muhabbet etmek, yemek yemek, spora gitmek, konuşmak, bunlar hiçbirini yaşamadık oğlum. Bundan sonra yaşama şansı ver yavrum. Almanca da söyleyebilirsiniz çünkü Türkçe bilmiyor. Halil. Son cümlelerinizi, o sarılmayla alakalı özellikle. Evet, Halil, ich muss dir alles machen. Wir neu geboren. Machen wir alles zusammen. Gib mir eine Chance bitte oğlum. Son halini görmeye hazır mısınız? Hazırım. 19 yaşında, çok da yakışıklı, bir delikanlı. Allah güzel ve hayırlı ömürler versin. Karşıda ekrana gelecek. Bu fotoğrafın çıktısını da ekip arkadaşlarım size teslim edecekler. Allah hiç kimseye böyle bir hikaye yaşatmasın ama bir fotoğraf karesine
hasret kalmak ve mecbur kalmak da dünyanın en acı özlemlerinden biridir. Allah o kavuşmayı ve sarılmayı da size nasip etsin. İnşallah yanındakiler de çeviriyorlardır. Annesine de sesleniyorum. Büyük emeklerle büyüttüğünüze eminim. Sevgiyle büyüttüğünüze eminim. Bir kere babasıyla buluşması için vesile olursanız herkes adına size minnettar oluruz. Bu güzel müjdeleri de bekliyoruz. Gel Atilla abi. Kızı Emine Betül Karagüllü'yü Murat Narlı ile nişanlıyor. Mutlu bir ilişki ve mutlu bir evlilik, aile kurulması için iki aile yola çıkıyor. Fakat Emine Betül'ün ailesi damatla ilgili sıkıntılar yaşayınca diyorlar ki bu nişan iptal olsun, evlilik de yapılamasın. Bunun üzerine 12 Mart pazartesi günü kızları evi terk ediyor. Nişanlısının yanında kızlarına seslenmek isteyen bir anne babanın hikayesi. Alkışlarla Sevil Muzaffer Karagüllü geliyor. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında dilinde ellerin izi. Yaşadıklarını anlattıkları bir VTR var sevgili seyirciler. Şimdi ekrana geliyor. Sonrasında Emine Betül Karagüllü ve Murat Narlı ile ilgili canlı yayında konuşacağız. 12 Mart'tan bugüne Emine Betül'den haber yok. Düğünü beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Benim yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor. Kızım fabrikada çalışıyor. Orada da bir arkadaşı var. Kızımla tanıştırıyor. Murat Narlı bu oğlanla, damat adayıyla. İstediler diye nişanlının sözünü yaptık. Bu nişandan sonra damat adayı bize karşı iyi davranmamaya başladı. Kızımı öyle hor görüyor. Yani kızım üniversite mezunu, o lise mezunu. Yani değer verdiğini, önemsediğini hissetmedim. İyi olduğunu da göremeyince kızımızı vermek istemedik. Uyarmaya çalıştık. Fakat baskısı çok üzerinde kızımın. Nisan'ın sonunda düğünleri vardı. Düğünü beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Kızım aile anne babasız yapamazdı. Sözümüzden çıkmazdı. O kadar iyi, o kadar iyi kalpliydi ki bize karşı. Son zamanlarda bize karşı çok düşman yaptılar çocuğumu. Tutumu çok değişti bize karşı. Durmadan hastanelerdeyim. Şekerlerim 500'lü geçiyor. Biz kızımı çok seviyorduk ama böyle yapınca yani çocuğuma da inanamaz oldum. Bunalımdayım diyor. Ben ne yaptığımı bilemiyorum diyor. Bunalımdayım diyor. Bu kızıma kredi çektiriyorlar. Nişanlıyken kredi çektiriyor. Bu kredi çektirmeden sonra biz istemedik. İyi diye verdik ama istemedik sonra. Niye habersiz şey bizden habersiz kredi çektirdi kıza diyerekten. Haber alamıyoruz. Arıyoruz pazartesiden beri. Açmıyorlar telefonları bir türlü. Kızım ben senin babanım. Ben senin mutlu olmanı isterim. İsterdim ki babanından telli duvaklı gelin çıkmanı isterdim. Her babanın bir şeyidir yani hayalidir. Sen benim hayallerimi yıktın. Bunlar benim canlarım ya. Ben onlar için her şey yaparım. Ama bana bunu yapmamalı lazımdı. Şurada bir buçuk ay kalmış. Kızım dedim bir buçuk ay daha sabret. Ben senin düğünün yapmasam orada sarım kaç git. Benim başıma aşağıydın be. Benim yüreğim yanıyor ya yüreğim ya. Sevil teyze, Muzaffer amca, yani üzüntülüsünüz ve streslisiniz. Kızınızla ilgili de meraklarınız var. Şimdi Emine Betül ve Murat Narlı nişanlılar ve
28 Nisan'a da düğün tarihleri var. Evet. Pazartesi gününden beri yoklar. Emine Betül ve Murat'tan haber yok. Yok. İş yerine de kızınız kaç yaşında? 23. 23 yaşında. Yani hani değişik aklı başında, eğitimli bir genç evet. kız. Evet. Kaçırıldı mı? Kendi mi gitti? Vallahi bilmiyoruz. Esra Hanım kaçırıldı mı ama eşini nişanlısının baskısı üzerinde çok. O kaçırdı diye şey yapıyoruz, düşünüyoruz. İşe gideyim diye kendisi çıkıyor. Kendisi kaçmazdı çünkü. Hiç kaçacağımı zannetmeyin anne derdi. Her zaman. Yani nişanlısı tarafından kaçırıldığını. Baskısı üzerinde çok çünkü. Peki bir ara demişsiniz ki yani kızım bize hiç hani karşı gelen saygısızlık eden biri değildi. Değildi. Son zamanlarda. Aynen. Tavırları değişti. Aynen. Siz nişanlısı Murat'ı istemediğinizi söyledikten sonra mı tavırları değişti? Yok. Düğünü yapmayacağız diye. Düğünü yapmayacağız dediniz. Kredi çektirdiği için kızımıza hı-hı. bizden habersiz, bize hı-hı. danışmadan biz bu evliliği istemiyoruz dedik. Ondan sonra da nişanlısı baskı, çok baskı yaptı. Hı-hı. Yani kaçırılmaya kadar götürdü. Nişanlısı ama benim kızımı kaçırma gibi bir lüksü olmaması lazım. İşte şimdi kaçırıldı mı kendi mi çekti gitti? İşte onu bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz onu. İşe gideyim diye çıktı, iş yere gittik. Telefon yok, iş yere gelmedi dediler. Telefon ediyoruz, telefonlarımızı açmıyorlar. Gönüllerinizi aradınız mı? Aradık, açmıyorlar. Telefon kapalı. Murat'ı aradınız mı? Aradık, açmıyor. Hiç kimse. Kızımızı dahi arıyoruz, açmıyor. Kapılarına gittiniz mi? Onlar siz Manisa'da yaşıyorsunuz, onlar nerede yaşıyor? Paşaköy'de. Paşaköy'de, Manisa'nın köyünde. Manisa Paşaköy'de. Yani evet. Kalkıp onların evine gittiniz mi? Gitmedik. Niye? Onlardan kimse gelmeyince, telefonlarımızı açmayınca belki kapıyı da açmayacak dedik yani. Karakola gittik, polise gidiyoruz. 18 yaşını geçmiş, bir şey yapamayız diyorlar. Yani ama 18 yaşını geçince insan bir çocuğunun şeyini arayamaz mı? Şimdi sahip çıkamaz mı? İki yıldır da nişanlılar Murat'la Emine Betül, birbirlerini seven gençler. İşte ev aldılar. Evet. Evi tadilat falan yaptırmaya kalktılar. Onun tadilatı bitmediği için iki sene yani nişanlı oldular. Nişanlı oldular. Yani evet. 12 yıl birbirlerini seven bir çift. Seviyoruz diyorlar ama telefonda olsun, şeyde olsun münakaşaları çok. 3-4 sefer benim kızımı sokakta bıraktı. Babası benden izinsiz kızımı alıp bir yere hani götürme diyor. Benden izin al, istediğiniz yere gidin. Katiyen bizden izin almıyorlar. Kim almıyor? Murat. 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 Bizden habersiz kızı alıyor iş çıkışında, şey çıkışında eve geç vakitlerde olduğu yerden bırakıyor. Ama Murat'ın sorumluluğunda değil, 23 yaşında bir genç kız. Yani o size ya anneciğim biz bu akşam Murat'la yemek yemeye gidiyoruz. Yaptırmıyor. Esra'm şimdi bilgi ben izin veriyorum. Her yere izin vereyim ben. Neye izin vermeyeyim? Hı hı. Ama bir insan, karşıdaki insan dürüst olacak. Evet. Ben ona güvenmem lazım. Kızımı teslim etmem lazım. Ben o çocuk bu yaşa kadar kolay gelmiyor. Bir annenin karnında büyüyor. Aynen, bir yaşa kadar bakıyor. Evet. İnsan kayınpedere saygısı etmeyecek. Yalan söylemeyecek. Çok yalan söylüyorlar. Annesi de hepsi yalancı bunlar. Böyleyse yalanlar ben nasıl kızımı teslim edeceğim ya? Ben. Ama bak 28 Nisan'a da düğün günleri var. Ya düğün var işte evet. Ben onu diyorum. Evet. Şurada bir buçuk ay kalmış. Kızım dedim. Ben seni düğünü yapmazsam o zaman kaç git. Ben kimseyi dinlemem. Ben senin mutluluğunu istiyorum. Ben bir babayım. Sen benim televizyon okul geri çık. Ama sana yeter ki diğeri gibisin. Senin diğeri gibi bilemez. Bir insanda yalancılık, dolancılık olsa bu iş olmaz. Ben senin mutluluğunu istiyorum ya. Başka şimdi bir şey istemiyorum. Siz aynı bu sert davranışı kızınıza sergilediniz mi Murat'la ilgili? Bu düğün iptal, nişan iptal, bitmiştir de bu dava dediniz mi? Annesi gibi istemedi. Şey sert olarak söylemedi ama uygun bir dille anlattık. Anlattınız. Anlattık. Kıza eşya aldırıyorlar bizden habersiz. Kıza mobilya aldırıyorlar bizden habersiz. Alıyorlar kızı götürüyorlar. Bizim hiç haberimiz yok. Kızım da yani avuç kavuğundan çıkmadı. Yani bize de bir anne baba olarak bir danışsalar etseler. Hı hı. Yok danışmaları yok. Bizi hiçbir şey yerine koymuyorlar. Size danışmayan kim? Kız. Dünürlerde annesi babası da damat da. Hiç yani bize bir bilgi vermiyorlar. Nişandan sonra işte ev kurulurken, ev yapılırken hiçbir bilgi vermediler size. Vermiyorlar, evet. Kızınız? Kızım. Kızım da hep onları tutuyor. Onları tutuyor yani. Niye hep bu tarafı onları tutuyor? Şimdi i̇şte bizi şöyle, vermeyecek, etmeyecek diye.
ona vermeyeceğiz diye. Şimdi bunların niye yapacak durumları yok. Bunun buna damatın karşı tarafın. Karşı tarafın. Damatın annesi dedi ki bana dönür dedi. Evet. Yardım et dedi bunların düğünü yapıralım dedi bana. Evet. Tamam güzel yapalım. Bak ben kız istemeye geldiklerinden beri hiçbir şey istemedim. Evet. Anlaşmışlar. Hiçbir şey istemedim. Ne takarsanız takın ne yaparsanız eşi ve ortak alınacak dedik. Hemen düğün yaklaşık sıra paşmaya durdular. Bir şey alacak mı? Annesinden giderler alırlar. Hadi bizi boş ver, beni boş ver. Annesine gitsinler. Perde almaya gidiyorlar, onlarla gidiyor. Her şey onlarla gidiyor. Ya sen anne bu yaşamda büyütmüş seni. Sen anneni de bırakıyorsun. Çarşının gömene yalnız bırak annesini. Kadının şekeri var, tansiyonu var. Valla 500'lerden aşağı inmiyor şekerlerim. Ondan adam bulamaz, anne baba bulamaz. Peki, hep bu konuda problem çıkınca siz de biz Murat'ı damat olarak istemiyoruz dediniz. Çok yalan söylüyorlar. Yani? Hangi konuda yalan söylediniz? Her yönde. Annesinden telefonla konuşuyor. Dün evet. Neredesin diyorum. Saranur'dayım diyor. 10 dakika sonra karşımda çıkıyor kadın. Benim mesela nasıl göreceğim çocuğumu vereceğim ya? Ben çocuğuma bir şey olsa ben arasam seni. Onlar benim canım ciğerim ya. Ben onlar için canımı çurtla veririm. Evlatım benim o ya. Meğer kızımı almışlar, halı perde aldırıyorlar. Eşya yani. Eşya boş ver. Yeter onlar mutlu olsun. Yok hani bizden habersiz. Peki. Ben Saruhanlı'dayım diyor. Manisa'da kızımla birlikte kızımı almış götürmüşler. Halı perde aldırıyorlar kızıma. Hepsini de peşin olarak aldırıyorlar. Ve beyaz eşyayı aldırıyorlar. Kızınızın sevdiği çocuk... Aynı zamanda onun 2 yıllık nişanlısı. Evet. Murat Narlı'yı reddedince, düğünü de yapmayacağız deyince bu pazartesi günü... Kaçtı gitti. Gitti. Evden giderken eşya almış mı? Yok. Aldı eşya aldılar. Hayır. Kılık kıyafetini almış mı yanına? Bavul yok almadı. Yok, almadı. İşe gidiyorum diye gitti biz. İşe gidiyorum diye gitti. Evet, o zaman belki parça parça götürmüştür. Yok bilmiyoruz. Bilemiyoruz orasını şey da Esra'nın. Ama... Bu krediyi kendi ihtiyaçları için mi? Yok ev alacağız diye. Damat ev alıyor. Damat ev alacak kızın üstüne kredi evet, çekiliyor. Evet. Yok kızın üstüne değil. İkisi çekiliyor yani. İkisi kredi. Beraber mi ödeyecek evet. Krediyi? Ablacığım bu da normal ama yuvayı sıfırdan kurmaya çalışan iki genç. Bunlar birlikte elini taşın altına sokmuşlar. Yani tamam. Bence siz bu ilişkiye fazla müdahale baskı etmiş gibi durmuş. Bir izlenim yarattınız Bey yani. Hüseyin Bey tamam mı? Çok hani direkt bodosuna dalmayayım. Bütün teker teker konuları soracağım. Şimdi kredi meselesinde. Kızınız bu krediyi tek başına mı çekti? Beraber İkisi birlikte. İkisi birlikte. İkisi birlikte yani atıyorum, çekmişler. 45'ini biri çekti, 45'ini biri çekti. Bilmeyiz nasıl yani, hem kefil yani. Olmuş hem krediyle yani. Ne yaptılar? Efendim? Krediyle ne yaptılar? Damat ev aldılar. Ev aldılar. Almışlar. Ha. Peki, haberimiz yok. Alınan ama ev alındığını biliyorsunuz. Yani. Borca girmişler. Yani. Peki, bundaki kötü niyet nerede? Yok, habersiz Esra, olarak. Şimdi bunlar nişanlıyken, bize... Tanışmadıkları için hiçbir şey tanışmıyorlar. Baba insan bir kız evladı. Baba bak ben onun babasıyım. Evet. Baba ben biz Murat'la kredi çekeceğiz dese kızım çekin derim. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani beni bir baba yere koymadı. Ne damat koydu ne benim kızım koydu yani. Bu arada ekran başındaki seyircilerimize de seslenelim. Manisa Paşaköy'de. Paşaköy'de evet. Paşaköy'de yaşıyor Murat Narlı. Ve Emine Betül Karagüllü'nün de orada olduğu tahmin ediliyor. Görenlerin, tanıyanların, bilenlerin bize ulaşmasını rica ediyoruz. Peki Emine Betül işe gidiyor mu? Bilmiyoruz. Bu arada Emine ile arkadaşlarımız bağlantı kurmuşlar. Telefon kapanmış. Emineciğim şu anda telefonun meşgul. Telefonunu kapatırsan ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Esra Hanım, annesi gelse... Mesela biz şu kadar yardım ediyoruz, alamıyoruz. Kızınız da kefil olarak yardımcı olsa da beraber alsalar deseler yine amenna. Ama bizi hiçbir şey yerine koymadan kızı çekip her istediklerini yaptırıyorlar kıza. Peki anneciğim bak büyük şimdi pazartesi günü kız size haber vermeden gitmiş. Gitti ama oğlanın baskısı altında. Gel gidelim kaçalım diyor ondan. 28'inde de düğün var yani. Yani düğünümüz var. Şurada şimdi... 1,5 ay kaldı düğüne. 1,5 ay. 1,5 ay sonra. Seven insan düğün olmasa onu sonra kaçsaydı. Diyelim ki Muzaffer abi. Bu arada hemen tık diye evlendiler. Ne yapabileceksiniz? Vallahi ondan sonra Allah'a havale edeceğim. Bu zamana kadar benim iyi şeyler hiç ne yapabilirim. Ama Emine telefon attığında bir haftadır ilk defa mı konuşacaksınız? İlk defa. Alo deyin. Alo. Alo. Emine merhaba. Emine. Ya da Betül merhaba. Emine Betül. Şu anda telefon attığında.
Emineciğim duyuyor musun beni? Duyuyorum Esra Hanım. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, sesin gayet iyi geliyor. Bulunduğun yerde evet. Mutlusun sanırım. Nasıl? Bulunduğun yerde iyisin ve huzurlusun sanırım. Aynen öyle. Peki, aynen öyle. Pazartesi günü evden ayrılıp nereye hı-hı gittin? Ya da niye böyle bir harekette bulundun ailene karşı? Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Orada hani ben ailemi kötülemek istemiyorum. Asla kötülemek istemiyorum. Hı-hı. Tamam yayını tutmuşlar. Ama onlar benim nerede olduğumu, ne yaptığımı biliyorlardı zaten. Hayır. Oraya çıkmalarının sebebini de bilmiyorum. Ama olaylar ailemin anlatıldığı gibi değil. Ben onu söyleyeyim size. Pazartesi günü de biz nişanlımla nikah işlemleri için gitmiştik. Pazartesi günü nikah işlemleri için buluştunuz. Evet, aynen öyle. Hatta iş yerimden de onun için izin almıştım. Tamam. Bizim haberimiz daha sonra, yok. Evet. Daha sonra ailem iş yerime gidip, iş yerimin ismini şu an canlı yayında vermek söyleme, istemiyorum. Söyleme, evet doğru değil. Özel bir sektör, aynen öyle. Fabrikaya gidip orada bir sürü olaylar çıkarmışlar ve bu durum benim işime de yansıdı. Hı hı. Şimdi ikimiz, biz nişanımla aynı iş yerinde çalışıyorduk. Evet. Şimdi ikimizden biri çıkmak durumunda kalıyor. Evlenince aynı iki kişiyi bir yerde anladım çalıştırmıyorlarmış. Peki. Ama yani bu genel olarak hani şey olarak ailemin oraya gitmesi. Yani ben size şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Hı hı. Orada ailemin bir suçu yok. Şöyle benim bir teyzem var. İsim soy isim de verebilirim eğer bir yasak değilse. Tabii ki verebilirsin teyzenin ismini. Fatma Özer. Peki teyzenle konunun alakası ne? Zaten bizim bu işlemleri Burak Bey'e gelmesini teyzem sayesinde oldu. Yani, teyzenin sürekli hayır karışması, olayların içinde olması, bir sürü olayların çıkması. Peki, hepsi teyzem. Emineciğim şunu söylemek istiyorum. Yani teyzem hı-hı Fatma Özer'le ilgili iddialarım bunlar. Ailen evet nişanlını yani neredeyse bir ay sonra nikah masasına oturacağın kişiyi istemiyor anladığım kadarıyla. Onlar istiyorlardı. Yok teyzem, istemiyorum. Teyzemin istememesi sebebiyle ailem de ona karşı yöneldi. Peki teyzeniz niye aynen istemiyor nişanlınızı? Şöyle bir şey tartışma yaşadılar nişanlımla. Evet. Ama teyzem sürekli bir baskı kurdu. Sürekli bir küfürler, hakaretler, bir peki sürü şeyler. Hani, evet. Çirkin şeyler. Evet. Onlardan dolayı tartışma insanı teyzem yine hakarette tartışmada bulunduğu için nişanlım da teyze sen bu kadar hani bize karışmasan dedi. Anladım. Bundan dolayı olaylar büyüdü. Bundan dolayı da olayları çıkaran kişi teyzem oldu. Peki şunu söyleyeceğim. Hayır, peki hayır. Aile içerisinde genelde nişan döneminde bu gibi problemler, sıkıntılar yaşanır, ortam gerilir. Senin pazartesiden bugüne kadar eve gitmeyecek olan, eve gitmeyecek kadar olan sebebin nedir? Pazar günü. Pazartesiden olaylar, bugüne olaylar evde değilsin. Esra Hanım. Neredesin pazartesinden bugüne kadar? Ben mi? Nişanlımın yanındaydım. Peki, şimdi Emineciğim gençsiniz, çok tatlısınız tahmin edebiliyorum. Fakat sence düğün öncesinde yaptığın doğru bir davranış mı? Şöyle bir şey Esra Hanım. Hakaretler, tehditler hepsi olduğu için yani aslında korktuğum için eve gidemedim. Peki, hayır, sürekli hayır tehditler. Ne biz gibi tehdit ediyorlardı seni söyleyebilirsin canlı. Ölümle tehdit etmeler. İşte bu iş bitti burada kaldı. Ben de diyorum ki ya baba niye burada kaldı? İşten yani, çıkarttılar. Esra ben konuşabilir miyim? Yani ölümle tehdit ettiniz hayır, mi? Hayır ben konuşabilir miyim? Tabii yok ki. Kızım. Yok işten ben sana ne dedim? Ha? Ben senin arkandayım sonuna kadar dedim. Sen benim sözümden çıkma. Ben seni düğünü yapacağım. Kimseyi dinleyeceğim dedim mi dinmedin mi? Ha? Ben sana... Ya ben... baba dedin ama sen, iki gün sonra kimse, değiştim. Sen beni dinlemedin. Dedin. Sen beni dinlemedin bu kızım. Bu iş burada bitti ben dedin. Ben kimseyi dinlemedim. Ne teyzeye gidin ileride. Bir şey yok.
Biz seninle dün konuşmadık mı baba? Biz sen evlendin mi kapattın telefonu konuşma. Ağrıyı başmıyorsun telefonlarımı. Niye açmıyorsun? Bu anana yazık değil mi? Ya, hadi beni bırak. Beni bırak. Baba dün konuştuk ya seninle. Dün aradı mı sizi? Aradı da konuştu kapattı. Programa çıkmayın akşam. Demiş programa kapattı. Çıkmayın. Programa çıkmayın kapattı. Evet. Telefon kayıtlarım incelenebilir. Babamla i̇ncelebilir. Konuştuk biz. Peki ne konuştunuz yani orada bir çözüm var mıydı o konuşmanın içerisinde? Hayır yoktu ben, yine aynı şeyler oldu. Esra Hanım ne dedim babam söyle. Babam tarafından Manisa'da bak, sizi nerede görsek. Ne dedim bak. Yok. Dün ben sana ne dedim? Dediğin sözler sarf etti. Kızım ben sana dün ne dedim? Evlatlıktan reddederim. Anneme ver git biz buradan hayır, hayır, çıkmayacağız gerçek birini yapacağım dedim mi demedi mi? Nasıl? Dün ben sana ne dedim? Anneme git, biz programa çıkmayacağız. Seni ben düğünü yapacağım dedim mi demedin mi? Hayır, annem rahatsızlanmış. Şekeri 700'e çıkmış, tansiyonu 23 olmuş. O yüzden dün yayına çıkamadıklarını ve annemin hastanede serum yediğini ben söyledi dedim. Babam. Evet. Biz de dün sizi izledik ve annemi en ön sırada gördük. Şekerim baba, çıktı. Baba bu olay nasıl oluyor diye sordum. Şekerim 500'ü geçiyor. Sonra lafı değiştirdi. İşte biz önceden hastaneye gittik. Peki bir şey söyleyeyim. Yok, bunları konuşup da hiç barışma adına karşılıklı ne sizin yani ne nişanlının ailesi tarafından ne de sizin tarafınızdan bir adım atılmadı mı? Atılmadı. Defalarca atıldı Esra Hanım. Atılmadı Esra Hanım. Çok ağladım ben çok. Oğlan evinden bir kişi gelip şimdi oğlan evinden bir kişi. Nişanlın nerede? Alo. Nişanlın nerede? Oğlan evinden bir kişi gelip de bir ara bulma şeyinde bulunmuyorlar. Nişanlın nerede? Şu an yanımda değil. Peki onunla da bir iletişim kurmak istiyoruz. Peki şimdi siz bu kadar gençsiniz, hararetlisiniz. Onların bu ilişkiye karşı çıkması, evliliğe karşı çıkması dolayısıyla bir kendinizi koruyarak yanlış bir hareketle doğru yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama nişanlınızın ailesini de sorgularım ben. Onların da çocuğu var. Yani bu kadar kolay mı? Kız evinden gelecek. Burada aile perişan evet. olacak. Bu kadar yani. Hani kıyamet kopacak. Hı hı. Hiç kimse de kalkıp bir şey söylemeyecek. Ya da bu konuda yardımcı olmayacak. Esra Hanım amcamlar bunların şahidi. Amcamlar defalarca bizi bir araya getirmek için, ortayı yapmak için her ya. Seferinde aracı oldular. Murat'ın bir ailesi bizim evi artık... yol geçen olur gibi sürekli gelir oldular. Aileme güzellikle olsun bak dünür böyle yapmayın. Defalarca aradılar, defalarca sordular. Siz her bu çocuğu... Alay Bey'de komşularımız, siz... akrabalarımız, amcamlar... Peki siz seviyorsunuz nişanlınızı değil mi? Buna. Siz nişanlınızı seviyorsunuz. Esra Hanım bir anne baba çocuğunu ateşe atar mı? Biz iyi olacağını bilsek zaten vereceğiz. Peki. Devamlı saygısızlık. Hastanelerde yatırıyorum bir geçmiş olsun ha. Hayır yani bir telefon öyle açmıyor. Bir şey yok. Kaç açmıyorsun. Defa geldi. Esra Hanım iyi olsa oldu. Şey olsa biz kızımızı niye vermeyelim? Annesi hastanede yatıyor. Elbette evlendireceğiz. Biz çok özür dilerim. Kızınız evlendiririz. Kredi çekiyorlar Esra Hanım. Öyle bir evet. şey yok. 70 milyara biz evimizi 135 milyara aldık Esra Hanım. Hı hı. Dinliyor musunuz? Bu krediyi de ev için mi çektiniz? Evet. Hayır ben asla kredi çekmedim. 70 milyara Murat'ın ailesi hem dükkanlarını hı-hı. hem bağlarını sattılar ev alabilmek için. Murat kefil oldun şey oldun. 70 milyara kredi çekti bu. Teyzeciğim kefil belki oldu. Kredi çekip çekmediğini görür ben sana gösteririm. Siz tabii ki aynen bankaya gidip bunu araştırabilirsiniz. Evet şunu soracağım. Siz asla kredi nişanlınızı çekmedim. Seviyorsunuz değil mi? Kefil olan kim? Evet biz anlaştık. Seviyoruz da. Seviyorsunuz da. Tamam kocam. Sen ana baba bulamazsın hemen 10 tane koca bulursun. Efendim? Bir saniye. Tamam mı? Amcacığım ne dedi? Ana baba bulamazsın. Ben anlamıyorum. Ne dedi? Teyzeciğim, yani, amcacığım bakın. Şimdi vallahi bir buçuk ay daha dursaydı. Bir buçuk ay sonra bana ev vermeseydim. Orada sana kaçıp gitseydi. Siz de evlat bulamazsınız. Yani Muzaffer amca bakın bir şeyi anlamıyorsunuz. Anladığım ki kadar arada... Siz damadı bir gözden çıkarmışsınız. Ben çıkarmadım. Kim çıkardı? Evet, ben çıkarmadım. Öyle teyzem bu saygısız, şeysiz damadı. Bana yapmayacaktı. Saygısız ama bu çocuk. Bana yapmayacaktı işte, bunu. Hastanede yatıyorum. Geçmiş olsuna gelmiyor. Bir arayıp sormuyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kızımı bırakıp peki, sokaklarda bak, bırakıp kızınızın gidiyor. Kızınızın nerede olduğu telefonda da konuşuyorsunuz. Evet. Evlenmesine o kişiyle müsaade ediyor musunuz? Etmiyoruz. Ben ediyorum. Ama bunu sana olsun. Peki. Emine senden bir ricada bulunsam.
Lütfen Murat'la beraber buraya gelir misiniz? Esra Hanım, yani ben zaten öyle nasıl diyeyim şimdi? Nikah. Hayatım, yani hiç nikah düğünü yaparım, o en basiti yani. Sen gel, ben seni pazartesi günü de evlendiririm burada, sıkıntı o değil. Bak. Şimdi bu kriz öyle bir kriz ki, sizin evlendikten sonra da maalesef yakanızı bırakmayacak bir kriz. Aynen. Asla şunu onaylamıyorum. Pazartesi günü hiç kimseye haber vermeden çekip gidiyor olman doğru bir davranış değil. Bunun sen de eminim farkındasın, değil mi? Biz onu işe gitti diyerekten işten izin alıp alıp gidiyor. Murat izin aldırttırıyor, gidiyor. Yani izin aldığında bize bildirin ne diye izin almış diye, onu konuşmak için gittik biz fabrikaya. Yani ne istiyorsunuz onlardan Sevil teyze? Ne istiyorsunuz kızınızdan ve damadınız olacak olan kişiden? Valla ben kızımı istiyorum. Geriye. Ne harikarda olursa olsun. Peki kızınız geri gelecek mi? Bak nikah şey yaptık diyor. Bizim haberimiz yok hiç. Peki. Anneye babaya haber verilmez mi Esra Hanım? Teyzeciğim, anneye babaya haber verilir de siz bu kadar nikah, gardınızı alıp 23 yaşında, hani daha çok genç ama evet, hani aklı başında da anladığım kadarıyla, ona bu kadar böyle hani karşı tarafla ilgili itici davranırsanız sizi dinlemez ki. Aynen öyle Esra Hanım. Çok karşı çıktılar. Çok defalarca ben anne güzellikle olsun, anne bakın böyle yapmayın, teyzemin de sözünü dinlediler, beni hiç dinlemediler. Ben de sana güzellikle anlattım ama anlamadın. Saygı duymadılar. Anlamadın. Ya bir, Murat hani, gözünü kör etti senin. Edebilir. Hayır, asla öyle bir şey yok. Murat gözünü kör etti. Asla öyle bir şey yok. Zaten bu kadar olay yaşandıktan sonra biz yollarımızı da ayırırdık. Seven insan kaçırmaz. Annesini... Ya biz zaten... Kız kardeşi. Emineciğim. Esra Hanım. Yani kaçma diye de bir şey yok aslında. Emine, şu soruma cevap ver. Siz de duyun lütfen. Murat Narlı sizi kaçırdı mı? Hayır. Neredesiniz? Biz Manisa'dayız zaten. Biz öyle bir yere de kaçmadık Esra Hanım. Manisa'nın çarşılarında her yerlerde geziyoruz. Kızım pazar sabahları niye açmıyorsun telefonu? Karakol bakıyor, şey bakıyor, bulamıyor. Hayır, nasıl bulamıyor? Karakol bizi aradı, gelebilir misiniz dedi. 81 vilayette aramıyorsunuz dedi. Kayıp ilanı çıkmış. Biz evet, de hatta nişanlımla birlikte karakola gittik, ifadelerimizi verdik. Peki. Onlar da hatta teyzen dediler yani. Polis bile teyzen dedi. Emine Betül, bir şey daha soracağım. Anneniz dedi ya, Murat senin gözünü kör etmiş. Aynen. Eve dön. Hiçbir seni şey görmüyor. Seni evlendirmeyeceğim onunla diyor hala. Evet, çünkü teyzem öyle söylüyor. Annem, annem teyzem de o falan değil. Ya teyzen niye bu kadar karışır bu ilişkiye? Esra Hanım. Teyze değil. Bir saniye. Bir saniye bir şey soracağım. Kızım. Ne annem ne kızım, babam. Bak. Asla böyle bir insan değiller. Kızım bir dakika. Çok iyi insanlardır. Kızım beni duyuyor mu? Asla ben, öyle bir şey yapmazlardı. Baştan beri biz çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Kızım. Teyzem ne, tamam, ne zaman iyi gidiyorduk. Annemi kendi tarafına çekti. Babam da bir iki gün benim yanımda oluyor, bir iki gün annemin yanına dönüyor, sözlerine dönüyor. Peki bak, babam bir şey söylemek istiyor. Kızım, ateşe mi atalım? Kızım, bak ben Fatma çalışan emek olmadınca seni ben teslim ettim daha yeni işe amikan. Ya şeyleri bırakıp bir de ağlıyordun ya, baba yüzüğü atacağım diye. Neden böyle konuşuyorsun sen? Neden değiştin bu kadar? Kaç sefer yüzüğü atmaya neden değiştin bu kadar sen? Attırmadık. Yüzüğü kaç sefer atmaya kalktı, attırmadı. Ben sana dedim, atma dedim. Ben baştan da konuştum. Aman Allah aşkına. Ya, daha sözün ertesi günü atacaktı. Şimdi bu durumda olur muyuz? Allah aşkına yüzüğü atsak bir daha bunalımdayım diyor Esra Hanım. Bunalımdayım, ne yaptığımı bilmiyorum diyordu. Hayır, asla bu öyle ya, bir laf etmedin. Yemin ederim öyle bir laf etmedin. Emine ettin. Yani hani bu krizler çıkabilir, olabilir. Tabii ki olabilir. Yani nişanlılık devresinde bütün olaylarda oluyor. Babanla annen de çok tatlı insanlar. Baban aslında daha ılımlı. Evet. Muzaffer amca, kızını seviyor musun? Muzaffer benim canım çok. Ya. Ne demek ha? Ya? Çok. Benim iki kızım var. Beynim. Ben başta da söyledim. Mesela damatı bak çektim karşıma. Bak benim iki kızım var. Ben dünyadan başka bunların hiçbir şey yok. Bana param var, hiçbir şeylerim değil. Benim iki canım var. Bunların canı bir damla gözüne ben 10 damla yaşa kadarım. Baştan da söyledim bunu. Damatı karşıma çektim. Benim çocuklarım kıymetli. Eğer benim çocuğuma bak, ben senin arkandayım sonuna kadar dedim. Hep böyle konuştum. Küçük kızım aramış dünürü. Sizin yaptığınız ne böyle, ayıp değil mi demiş. Niye kaçırıyorsunuz, düğüne az kaldı bak. Niye kaçırdınız ablamı diye.
hemen onu geri verin demiş. Elimize geçirdiğimiz kızı ne diye geri gönderelim diyormuş. Ne kızmış vallahi biz. Yani. Şimdi Muzaffer amcacığım bak 28 Nisan düğün tarihi diyorsunuz. Evet. Kızınızı yalnız, kimsesiz, sahipsiz bırakmak ister misiniz? Ben istemedim. İstemeyiz. Ama benim ama yüzüm aşağıya gösterenim. Ama bıraktı, kaçtı gitti. Bizi saymadı. Bizi peki, saymadı. Peki bak Emine Betül onların da bir sıkıntısı var anne babanın da. Seven bizi insan da kaçırmaz. Seven bizi insan da kaçırmaz. Bizi saymıyorlar. Dur bize kıymet vermiyorlar diyor. Hayır asla Esna Hanım. Biz mobilya bakmaya da gitsek, eşya da bakmaya gitsek ilk önce... Alo. Dinliyorum seni. Habersiz. İlk önce tamam nişanımla dolaştık Esra Hanım. Gezdik, mobilyacıları gezdik, hepsini dolaştık. Sonra kendi düşüncemize göre hangi mobilyacıdan koltuklarımızı beğendiysek ailelerimizi götürdük. Hatta Murat'ın ailesi gelmedi bile. Ben kendi ailemi, annem dedi ki ben de geleceğim nerede dedi. Nerede gelmedi Murat'ın ailesi? Tamam anne gel annesi dedi. Kimdi? Annemle dolaştık. Gelen kimdi? Sonra Murat'ın annesi gil geldiler. Hep birlikte ya. Mobilyalara bakıldı. Annem ben bunu beğenmiyorum, hayır bu olmayacak dedi. Beyaz eşyaları aldırıyorlar kızıma peşin olarak. Büyük faturalar oğlanın üstüne ya, kesiliyor. Ya Sevin teyze artık şimdi ben buradan büyük de, artık dönem o kadar değişti ki kendi parasını kazanan çalışan gençler kendi seçimlerini yapmak tamamdır. İstiyorlar. Bir de ailelere yük olmak istemiyorlar. Yo, tamam Esra Hanım'dan da haber vermiyorlar. Bizi K'ye almıyorlar. Hiçbir Esra şeyden haberimiz yok bizim. Sonradan duyuyoruz. Mesela Esra nikah yapacak sonradan bak duydum. Mobilyalarımı, beyaz eşyalarımı kendim almış olmam. Yani kendi paramla mı almış olmam? Ne annemden ne babamdan tek bir kuruş para almadım. Bizim tek haberimiz yok ki. Kendim Emine, kazandım verdim. Bizim problem. Haberimiz yok ki eşya almanızdan şeyinizden. Nasıl yok anne ben seni götürmedim mi beyaz eşya şeye bile. Emine buradaki problem ne biliyor musun? Almışsınız etmişsiniz ondan sonra bana söylüyorsunuz. Eşya Emine, şeye karıştırmayın ya alsanız alın ya. Çok özür dilerim. İsterseniz şunun içinde yatın ya. Bir anne babanın en büyük şansıdır. Kendi işini kendi gören. Becerikli, yük olmayan, yeten bir evlat bir anne babanın en büyük şanslarından biridir. Evet öyle de haberimiz olmuyor Esra Hanımcığım. Sevil haber vermiyorlar. Sevil teyzeciğim. Haber vermiyorlar tamam, ya. Kim? Vermiyorlar işte. Onlar da gençler, cahiller. Bırak vermesinler. Evlerinde görürsün zaten. Ama öyle olması gerekmez mi? Anne gel bak biz eşyaları siz de gelin. Biz nikah yapıyoruz gelin. Ha? Kaç... Götürdüm diyor bak. Yok götür. Almışlar etmişler ondan sonra gösteriyorlar bana. Almışlar ondan sonra. Almışlar ondan sonra. Peki ne yapacaksın yani sen gidiyorsa o B firmasına oluyorsa tutturdun illa A firmasından mı olacak? Ya beğendik. Anne siz de görün bakalım beğeneceğiniz mi diye bir şeyde bulunmaları lazım. Şimdi teyzeciğim çok özür dilerim. Oğlunuz var mı? Yok iki kızım var. İki kızım var. Şimdi... Emine Betül, öteki kızım bu akılda değil ama o da akıllı. Sizinle konuşacaklar. Çok rica ediyorum. Yani bu krizi çözmemiz lazım. Annenle babanın belli konulardaki hassasiyeti yüksek. Anladığım kadarıyla nişanlınla ve senin aile içerisinde bazı o gerilimler tırmanmış ya. Onları toparlıyor olmamız lazım. Yoksa daha bunun düğünü değil, sonrasında bir de çocuğu var. Aynen. Ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Bak kızın sağ salim iyi. Yapacağım aranızı haberimiz ben. Yok. Durdum efendim. Şimdi sesini ilk defa duyduk Esra Hanımcığım. Tamam gel. Şimdi gel. İlk defa. Tamam korkma annem sen haberimiz gel. Yok. Kaçtı telefonlar açmıyorlar. Teşekkür ederim. Al teyze. Amcacığım görüşürüz. Bak, gençler hiç işi bilmiyorlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Önce bu anneleri alacağınız, götüreceğiz, gezdireceğiz. Ayaklarına kara sular indireceksiniz. Evet. O gün beğenmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki anne ertesi gün bir daha gidelim. Yok diyecekler gelmiş. Siz o gün gidip istediğinizi alacaksınız ya. Ufacık şeylere takılarak vallahi insanları kaybediyorlar. Küçük şeylere takılıyorlar. İki tane genç pırıl pırıl ya. Of.
Bir de dünürler de birbirlerine girmişler. Öbür dünürlerin yaptığı da doğru değildi. Şimdi Hüseyin amca geliyor. Alkışlarla sevgili seyirciler. Daha vakit çıkmadı. Hayırlı cumalar olsun cümleten. Allah'a emanet olun hepinize. Aciler sevgili seyirciler, bugün mucize gerçek oluyor aslında. Kim yıllardır aradığı kaybıyla canlı yayında buluşacak. Bizim için çok heyecanlı ve çok önemli bir an. Sakın kaçırmayın. Reklamlardan sonra geliyoruz. Herkesin kalbine, yüreğine dokunan Hüseyin amca. Oğlan oturamıyor değil mi? He? Herkes oturdu da biri oğlan oturamadı. Değil mi? Hüseyin amcaya mı? Ne yazıyorlar mesajlarda Hüseyin amcayla? Hüseyin amca ne olur ağlamasın diyor. Herkes bize aynı mesajı dolmuşçu çekiyor. Dolmuşçu gördü bugün. Dolmuşta diyor Allah aşkına o amcanın oğlunu bulun. Biz evde perişan oluyoruz diyor. Aslında buradaki olay Hüseyin amca ağlamıyor. Hüseyin amca konuşuyor biz ağlıyoruz. Aynen. Biz içimiz aynen, çıkıyor. Aynen, vallahi hepimiz bu yola baş koyduk. Ne geliyorsa yani elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince gerekli özveriyi ve mücadeleyi gösteriyoruz. Şimdi bir hatırlatma var. Bir de bu bizim için bugün şöyle önemli bir şey var. Emrah Burdur'da. Bir ihbar var. O hanımefendi canlı yayında olacak. Ahmet Çetin'i tanıdığını iddia eden bir hanımefendi bu. Neler anlatacağını hep beraber canlı yayında beraber duyacağız. Önce hatırlatmayı alalım. Sonrasında da ekip arkadaşlarımızdan, editörümüz Emrah'la 4.5G bağlantıda canlı yayında ve o iddianın sahibiyle buluşacağız sevgili seyirciler. Sonrasında da bir mucize gerçek olacak. Programın ilerleyen dakikalarında onu da göreceğiz. Gönderelim. Hatırlatmayı. Dün Sadi Bey yayına bağlandı. Evet. Hazreti ablanın cenazede bir araç gördüğünü. Evet. İşte siyah bir araç olduğunu. Evet. Ondan sonra aileki diğer insanlara haber vermek istediğinde aracın oradan ayrıldığını söyledi. Evet. Sen bir de bugün bir isim vermişsin. Nuri Aslan. Şimdi bir anlat bakayım bu isimleri bana. Bizim karşı komşuydu. O da onun yanında kalmış. Kimin yanında kalmış? Ahmet'in yanında, Antalya'da herhalde. Oradan bu ayrılmış, gelmiş, çekmiş, gelmiş. Orada o söylemiş ki Ahmet yani sahte kimliğini Şahin isimde. Ahmet'i gördüğünü iddia eden Durmuş Bey. Bundan bir ay önce bir restoranın önünde gördüm. Günah bağlı Çaldır köyü var. Orada kesin yaptıklarını söylediler. Orada taşınmış. Önce bizim buradaki emekliydi bu. Eğer 17 yıllık süre içerisinde görüşenler varsa, yani bu bilgiyi de paylaşırlarsa çok seviniriz. Şimdi Hüseyin amca bizi bir hanımefendi aradı. O hanımefendiyle de ekip arkadaşlarımız yüz yüze görüşmeyi sağladı. Ve o hanımefendi iddialarını canlı yayında dile getirecek. Ahmet'i tanıdığını ve gördüğünü söylüyor. Emrah'cığım merhaba. Burdur'a da selamlar. Esen, izleyen merhaba. Herkese de sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Bundan sonra sözü sana bırakıyorum. Soruları soracak olan sensin. Esra Hanım,
tek amacımız Hüseyin amcanın yüzünü güldürmek, Hüseyin amcanın gözyaşını dindirmek. Hı hı. Pazartesi günü Antalya'daydık, bugün Burdur'dayız. Herkesten tek ricam şu, evet, lütfen Sevilay ablanın söylediklerini çok dikkatle dinleyin. Hı hı. O bahsedilen Şahin ismini, o bahsedilen siyah cipi ve bugüne kadar konuşulan her şeyin en büyük şahidi yanımızda şu anda. Hı hı. İsterseniz ilk soruyu ben sorayım. Tabii. Daha sonra sizin sorularınızı yani alırız. Yani sen bütün sorularını yöneltebilirsin. Arada merak ettiklerim olursa ben girerim, sorarım. Tamam Esra Hanım. Sevilay abla. Efendim? İlk Ahmet'in fotoğrafını televizyonda gördüğünde ne yaptın? İlk Ahmet Bey'in fotoğrafını televizyonda gördüğümde çok düşündüm. Nereden tanıdığım, nereden tanıyorum diye. Günlerce hatırlamak istedim ve hatırladım. Çünkü kendisinin bir arkadaşlığımız olmuştu. Oradan çıkardım. 2003 yılında Esra Hanımcığım, ben kendisinin bir arkadaşlığım olmuştu. Kalkan'da. Kendisi bana nereli olduğumu sorduğumda sen karıştırma, Adanalıyım demişti bana. Ve ben pek bunun üzerine gitmedim tabii ki. Ama kendisini ara ara Kalkan'da, Yeşilköy'de, Kınık'ta, Çavdır'da hep gördüm. Pazar yerlerinde, caddelerde gördüm. Bu yönden kendisini tanıdığımı düşündüm. Çünkü Hüseyin amca orada görünce yani etkileniyordum. Çünkü niye? Bazı şeyleri bilip de saklamak var, bilmeyip de anlatmamak var gibisine. Ben bildiklerimi anlatmak istedim. Tekrar 2011'de ben Kalkan'a gitmiştim gezmeye arkadaşıma. Evet. Ve kendisini gördüm ama tanıyamadım. Çünkü 2003 yılındaki gördüğüm insanla o dönemki gördüğüm insan farklıydı. Kirli sakallı, saçları karmakarışık. O beni tanımış. Dedi ki Sevilay ne yapıyorsun? Dedim tanıyamadım. Ben Azat dedi. Bana o dönemler adını ne dedi, Azat, ismini? Şahin olarak biliyordum ben. Azat olarak biliyordum. Azat. Ve de Şahin. Şahin ve Azat olarak mı biliyorsun? Şahin olarak biliyordum. Sen Şahin olarak biliyordun. Evet, biliyordum ben. Yani mesela onunla arkadaşlığında şimdi 2003 yılına tekrar geri gideceğiz. Ona nasıl sesleniyordun? Azat mı Şahin mi? Bana kendisi Azat olarak söyletmişti ama birkaç kişi ona seslendiğini Şahin abi ne yapıyorsun diye seslendiğini duymuştum. Ve ben bunu sorduğumda senin kaç ismin var dediğimde benim 3 ismim var karıştırma diğerini kimse bilmiyor dedi ve bana diğer gerçek adını söylemedi. Ben de fazla ilgilenmedim. Peki 2003 yılında siz onunla arkadaşlık yaptınız. Sürekli görüştüğün bir arkadaşın mıydı? Evet. Sürekli görüştüğüm bir arkadaşındı. Hayır görüştüğüm... Hayır değil. Ben o dönem evlenmiş ayrılmıştım. 2002 yılında Kalkan'a yerleşmiştim. Komşumun kızı beni tanıştırdı. Dedik ya bir abi var belki evlenmeye niyetli sen evlenirsin gibisine. Biz o dönem öyle yani tanıştık. Onun içerisinde fazla bir ilişkim mesela olmadı da arkadaşlığımı söyledi 2005 Peki, yılına yani kadar. Yani insan hani arkadaşıyla her şeyi konuşur. 2003 yılından bahsediyorum işte ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun, nerelisin? O zaman size ne bilgiler verdi? Nerede yaşadığını, ne iş yaptığını söyledi mi? Şimdi ben kendisine ne iş yaptığını sorduğumda inşaatlarda çalışıyorum. Aha. Dedi bana. Çünkü aha, ben 2005 yılına kadar ara ara görüyordum onu. Her zaman görüşemiyorduk. Gördüğünüz yer Kaş Kalkan'dı değil mi? Ben ondan... Kaş Kalkan, evet Yeşilköy, Çavdır. O tür mevkiler zaten. Ufak bir yer zaten. Ben kendisinden uzaklaştım. Uzaklaşmamın sebebiydi. Kendisi, nasıl anlatayım Esra Hanım... mafya tipli insanlarla dolaşıyordu. Siyah bir cip vardı benim tanıdığım dönem 2003'te. Ve ben açıkçası ürküldüm yani uzaklaşmak istedim. Çünkü kalabalık bir ortamla yalnız değildi kendisi bir zaman için. Kendisinle baş başa konuşma şansımız olmadı. Hiç o baş başa konuşma yani ya da o kadar detaylı soru sorma. Peki o dönemlerde ara ara görüşüyordunuz. Programda bu fotoğrafı gördüğün dakikada, evet, ah bu Azat mı dediniz yani? Evet.
Ben zaten 2003 yılındaki gördüğüm insan buydu. Bu ben kadar eminsiniz yani. Esra Hanım, ben bu... Esra Hanım, ben burada bir araya gireyim. Tabii ki Emrah'cığım. 2005 yılına kadar zaten... Şimdi şu anda ekranda vermiş olduğumuz fotoğraf var. Evet. İşte o fotoğraf. Sevile ablanın tanıdığı fotoğraf, işte o fotoğraf. Evet. Ve Sevile abla şu anda tekrar belki hatırlatır size. O çok bahsedilen siyah cip var. Ve Sevile evet. abla bana ilk geldiğinde şunu söyledi. Emrah Bey dedi, siyah bir cipti. 3-4 kişi geziyorlardı sürekli. Ve 07 plakalı bir siyah cipti. Bu günlerdir bahsedilen o araç var ya. İşte evet. o araçtan bahsediyor Sevile abla. Peki şunu sorayım Sevile abla. Kıyafeti nasıldı, üstü başı nasıldı sen 2003'te gördüğünde ve 2011'de gördüğünde? Şimdi Esra Hanım 2003 yılında ben onunla arkadaşlık kurmaya başladığımda kılıfı, yani kıyafeti çok düzgündü. Aha. Paralıydı daha doğrusu. Çevresi de onun gibiydi yani kılık kıyafet yönünden. Ama 2011 yılında dediğim gibi ben düğüne gitmiştim Kalkan'a, orada tesadüf tekrar karşılaştık. O zamanki halinle 2003 yılındaki hali birbirine benzemiyordu. Çünkü 2003'te sakalları yoktu, bıyıkları yoktu ama 2011'de gördüğüm dönem saç sakal birbirini karışmış bir şekilde. Yani şunu söyleyebilir misin? 2003 yıllarında hani sanki daha işler tıkırın da. Sonrasında o düzen ve işler bozulmuş gibiydi 2011'de. Evet, evet, evet. O dönem evet çok güzel giyimleri vardı. Değişik değişik giyiniyordu. Hep siyah giyiyordu sürekli. Manto, pantolon, gömlek türü. Ama ki 2011'de gördüğüm Azat, o Azat değildi. Şimdi öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu ihbarda bulunmayıp aynı zamanda hani hanımefendinin bir düzeni var. Bir ailesi var. Ona rağmen bizi evinize kadar kabul ettiğinize, bildiğiniz her şeyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu da Hüseyin amcaya duyduğunuz... Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani... İnşallah Esra Hanımcığım. İnşallah. Yani çıkar. Siz ama ismini Azat ve Şahin olarak kullandığını söylüyorsunuz değil mi? Azat ve evet, Şahin. Evet, evet. Ben öyle biliyorum. Siz öyle evet, biliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Şahin olarak kullanıyorum. Evet. Şahin olarak. Çünkü hiçbir zaman için kimliğini bana göstermedi. Anladım. Yani durup dururken de birinin de kimliğini istemezsiniz. Ha? Hiç o dönemde bir resim fotoğraf evet, çektirdiniz görmedim. Mi? Hayır, hiç çektirmedik. O dönemde böyle yeni çıkan telefonlardan yoktu. Doğru söylüyor yani. O zaman bu kadar şıp şıp çekilmiyordu. Abla. Hayır, ne bileyim hani bir peki kafeteryaya gidilir. Emrah'cığım özür dilerim. Hani merakımdan da soruyorum. Hani bir kafeteryaya gidilir, bir çay bahçesinde bir yerde bir hani fotoğrafçı çekerdi. Anı olarak saklarsın. Evet, zamanımız olmalı diyelim. Çünkü yalnız değildi. Hep geldiğinde anladım. Arkadaşlarına geliyordu. Ben de sıkılıyordum zaten onun anladım. Ortamından. Peki. Emrah'cığım sorun vardı. Esra tekrarla Hanım, lütfen. Ben tekrar... Evet şimdi Sevile abla sana şunu sormak istiyorum. 2011'de karşılaştığında sana ailesine dair ne söyledi? Evlenmiş miydi? Çocuğu var mıydı? Ya da nerelere takılırdı? Onu bulmak istesek biz nerede bulabiliriz? Evet. Ben işte 2003'te ona bekar biliyordum. Gene de bana saklamadı. Ben evlenmedim istedi. Ama 2011'de o beni tanıdı. O bana laf attı. Ben dedi Yeşilköy'den bir kız aldım. Buraya yerleştim. Çoluğum çocuğum oldu. Peki Azat dedim. Hani bir zamanlar böyle takıldığın insanlar vardı. Devam ediyor musun dedim. Yok dedi. Elim ayağımı çektim dedi. Yani benim bildiğim bana anlattıkları bunlar. Ben 2011'den sonra bir daha onu görmedim. 2011 yılında en son görüştüğünüz ama yeri tekrarlar mısınız lütfen? Kalkan Akbel mevki. Kalkan Akbel mevki. Akbel. Akbel mevkiinde gördünüz. Evet. 2011 yılında hani o bazen deriz ya, o karanlık işlerden elini ayağını çekip daha sakin bir hayat yaşayıp evlendiğini söyledi size. Çocuğu var mıymış? Evet. Zaten Esra Hanımcığım varmış. Kendi söyledi. Çoluğum çocuğum var dedi ama görmedim. Anladım. Yani evlendiğiyle ilgili bilgi
Yani şu anda kayıtlarda öyle bir şey gözükmüyor. Acaba dini nikahlı bir beraberlik mi yaşıyor? Şimdi Esra Hanımcığım, ben o insandan işte 2005'te ipleri kopamamın sebebi karanlık işler yapıyordu. Yani sahte para işler yaptığından ben ürktüm, korktum. Yani eminim ki kendine de sahte kimlik çıkartmış olabilir. Yani öyle bir imkan o dönemlerde vardı. Bunu da kullanabilir diyorsunuz. Var, vardı. Vardı çünkü çevresi öyle bir insanlarla dolaşıyordu. Yani nasıl anlatayım, dediğim gibi giyimi düzgün, mafya türü, siyah ciplerle dolaşıyordu. Yalnız değildi. Yani isminin Şahin olduğunu söylüyor, pardon. Sana Azat olarak kendini tanıttı. Hayır, ilk başta bana, evet. Sonra Şahin dedi arkadaşları bana, yanında seslendiler. Anladım. Şahin mi Azat mı derken, Şahin Azat olarak da, Azat Şahin olarak da kullanıyor. İkili oldum olabilir ben. Olabilir diyorsun. Evet. Yani peki bu fotoğrafı ilk gördüğünde ilk dikkatini çeken, yani hani Ahmet Çetin'i tanımana sebep olan neydi? Yani yüz ifadesi mi, bakışı mı? Çünkü insanlar yaşamlarındaki insanları unutabilirler. Şimdi Esra Hanım, ilk fotoğrafı gördüğümde ben ekibinizi aramadım zaten. Yani ya Hüseyin amcayı da heyecanlandırmak istemedim. Çok hani düşündüm, acaba o mu değil mi? Kimseyi üzmek istemedim, kimseyi de sevindirmek istemedim. Ama çok ikilemli oldum. Fotoğrafı görünce yalan değil, yani o anlara gittim. O 2003 yılına döndüm tekrar. Çünkü 2 yıl boyunca, 2005 yılına kadar görüşmemiz oldu diyorsunuz bu kişiyle. Belli aralıklarla ve düzenli olarak görüşmeniz olduğunu söylüyorsunuz. Oldu, evet. Peki, yani Sevilay abla, bir kere daha Türkiye'nin huzurunda teşekkür ediyoruz. Yani evinin kapılarını açtın, ekip arkadaşlarımızı ağırladın. Bildiğini ve faydası olacağı bilgileri bizimle paylaştın. En azından bize şu bilgiyi verdin. Hani ekranda gördüğüm kişi benim tanıdığım Ahmet, ismi Azat ya da Şahin olarak kullanıyordu dedin. Hüseyin amcacığım, sormak istediğiniz bir soru var mı Sevilay ablaya? Teşekkür ederim. Yani doğru söylüyor. Şahin diye. Şahin'i niye severdi o gençlik yıllarında? Şahin'i sevdiğini bilmedim artık da. Hatta bir şey de yapmıştı, o ben de yazdığım şey var ya. Evet. O çocuk söyledi, Şahin isminde kullanıyor. İsmi Ahmet Deal, Şahin olarak geçer. Yani kullanacağı bir takma isim varsa bu, evet, Şahin'dir. Onu, bu hanımefendi Şahin de Azat dedi. Diye bir isimden bahsediyor. Azat'ı ben şimdi duyuyorum. Yine de teşekkür ediyorum, sağ olsun. Allah acı yüzü göstermesin ona. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi çok zor iş yani. Ben senden büyüğüm, senin gözlerinden öperim. Sağ olun tekrar. Bu bilgiyi yani biraz aldığım için biraz yüreğime bir düşetmiş oldu. Son bir soru daha soracak bir şey istiyoruz. Sevilay abla, takıldığı bir kahve var mıydı o dönemde? Takıldığı kahve yoktu. Pavyon türü diyelim artık. Bar, disco gibi. Daha gece hayatının olduğu yerleri seviyordu. Evet. Peki. Emrah, çok teşekkür ederim. Buradan seni bekliyoruz. Buraya. Sevgiler. Esra Hanım, buradan herhalde Kalkan'a doğru gideriz. Buradan herhalde Kalkan'a doğru gidersin. Hayırlı ve güzel haberler gelmesi dileğiyle. Her bilgi bizim için çok önemli. İnşallah. Yani hatırlanan, bize bir ışık tutabilecek, doğru ya da yanlış, her isim bizim için çok önemli. Allah kolaylık versin. Sevgili Hanım'a da tekrar sevgiler. Gel Hüseyin amcacığım. Allah seni ayırmasın, halimden ayırmasın. Amin. Sorumdan, sırtından ayırmasın. Amin. Halimden ayırmasın. Bu tarafa geç. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evvelim sevgili seyirciler, alkışlarla Cenk Üşenti geliyor. Biyolojik ailesini arıyordu.
Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Sevgili seyirciler, dün Cenk Üşent'i stüdyomuza konuk olduğunda kız kardeşinin 2,5 yaşında, kendisinde 6 ya da 8 aylıkken Bahçeli Evler'de bir sokağa bırakıldığını söylemiştin. Orada da Bahçeli Evler Karakolu'ndan görevliler buluyorlar ve sonrasında da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıyorlar. Nüfus bilgilerinde geçmişle ilgili kayıtlarda tahminen karakol emniyet görevlilerinin koyduğu isimler vardır. Hemen anne baba ismine ve soyadına da bir şey yazarlar ki o bilgiyi orada ulaştırırlar. Dün ablanla da canlı yayında konuştuk. Ablan dedi ki adımın Pınar olduğu söylenmişti. Pınar Taşkıran, seni de Cenk Taşkıran olarak söylemişti. Serkan Taşkıran olarak. Buradan gittim, dedim ki çok zor. Çünkü orada hani o gün konulmuş bir isim varsa ve gerçek anne baba isimleri değilse bunun bulunması imkansız. Bir sokağa bırakılıyorsunuz, emniyet mensupları sizi buluyor, sonrasında da Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriliyorsunuz ve sonrasında da bir aile tarafından evlatlık alınıyorsunuz. İşte bahsettiğim mucize bu. Yok artık. Dün bir cümle kurmuştum, hatırlar mısınız? Hani bir tek çocuğu sokağa bırakabilirsiniz ama iki çocuğu, yaşları 2,5 yaş olan bir kız çocuğu ve 6 ya da 8 aylık bir erkek çocuğunu sokağa bırakan kişi kim olduğunu bilir. Baba biraz sonra Sürütüyor'da sevgili seyirciler. Baba birazdan Sürütüyor'da. Kız kardeşini de yayına bağlar mısınız lütfen? Annem yaşamıyor. Dur daha. Ve tabii çok enteresan bir hikaye var. Yani çok enteresan bir hikaye var altında. Yani kulaklarınıza inanamayacağınız talihsizliklerin yaşandığı, çaresizliklerin olduğu çok garip bir hikaye var. Dünden bir hatırlatma verebilir miyiz sevgili seyirciler? Cenk Sürütüyor'a geldiğinde ablası canlı yayına bağlandığında Ceren neler anlatmıştı? Ve 24 saatte biraz, yani 24 saat sonunda neler yaşanacak bu Sürütüyor'da? Verelim hatırlatmayı. ...84 yılında 6 aylıkken siz evlatlık alınıyorsunuz. Ablanız da 2,5 yaşındayken evlatlık alınıyor. Koca Sinan Karakolu'na bırakılıyorsunuz. Evet. Bahçeli Evler'deki. Evet. Oradan Çocuk Esirgeme'yi, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan da Mehmet Üşendi ve Güler Öztürk tarafından evlatlık alınıyorsunuz. Ben 6 aylıkmışım, ablam da 2,5 yaşında. Bilgileri nasıl elde ettiniz? Ablam kütük açtırdı. Kütükte çıkıyor bu isimler.
bir de nüfus kayıt önlemine çıkıyor. İyi bir aileniz var, varlıklı bir ailedesiniz. Çok rahatız, evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Güler Öztürk iddianız bu. Sizi evlatlık alan annenin hani yeteri kadar sevmediğini ve ilgilenmediğini iddia ediyorsunuz. Rahmetli babanız Mehmet Üşen'di, nasıldı? O çok iyiydi, ilgileniyordu. Yani annemin yapmadıklarını yapıyordu bize. Mehmet Üşenti vefat etti. Sonra? Annem artık bizi istememeye başladı. Sonra ben askere gittim. Sonra da ben geldiğim zaman ev satılmış, eşyalarım da dışarıdaydı. Annem mirastan da mahkum etmek istedi ama bunu mahkeme kabul etmedi. İlk başta ablamı çıkartmaya çalıştı nüfustan. Mahkeme evet. Reddetti. Bana öyle bir şey yapmadı, bana böyle bir şey yaptı. Kaç yıldır sizi büyüten anneyi görmüyorsunuz? 12 yıldır görmüyorum. Evlatlık alan aileyle ilgili hani miras davası değil, ben biyolojik ailemi bulmak istiyorum. Evet. Kız kardeşiniz, ablanızla ilişkisi nasıl? Ablamı hiç sevmiyordu. Açıkçası ona bir hizmetçi gibi davranıyordu. Cenk'in ablası Ceren Hanım, merhaba. Necdet ve Meral Taşkıra siz karakol tarafından bulununca evet. Baba ve anne adına yazılan isimler mi? Aynen öyle, aynen. Bahçeliler kütüğünü de açtırdım ben ve kütüğünde karşısında hiçbir soy ağacı yok. Tamamen terk edilmiş çocuklardır diye bir ibare var. Nüfusta Üşenti çiftinin çocuğu olarak gözüküyor musunuz? Tabii ki gözüküyoruz. Bugün bir nüfus müdürlüğüne gittiğimizde mesela Pınar Taşkın'ın olarak da kaydım var. Daha sonra şu şekilde ismi değiştirilmiştir deyip Ceren Üşent olarak devam ediyor kütüğüm. Biri 2,5 yaşında, biri 6 ya da 8 aylık bir çocuk aynı anda 84 yılında bırakan kaç anne ya da kaç baba vardır? Mutlaka ihbarlar ve bilgiler gelecek. Ah. Cenk. İyiyim. İyiyim. Aşkım ya, biz ne diyeceğim bilmiyorum ya şu. Dünkü cümlemi şöyle düzeltmek istiyorum. 8 aylık bir çocuğu, 2,5 yaşındaki 8 aylık bir erkek çocuğunu, 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunu sokağa bırakan kaç anne baba vardır demiştim. Onu düzeltiyorum. Onların bilgisi olmadan bırakılan kaç çocuk vardır? Ceren telefon hattında mı? Ceren? Efendim? Alo. Hoş geldin canlı yayına. Hoş buldum. Ne söyleyeceksin? Yani... Ceren telefon hattında mı? Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Çok şaşkınım. Alo. Televizyonun sesini kapat lütfen. Böyle bir sonuç bekliyor muydun? Yani önce konuşmak gerekirse beklemiyordum. Yani çok şaşkınım gerçekten. Dün senin bir cümlen beni çok umutsuzluğa düşürmüştü. O da bu Serkan ve Pınar Taşkıran ismi karakol görevlileri tarafından bize bir kimlik çıkması için verilen isimlerdi. Bu da bizi derin bir umutsuzluğa sürüklemişti. Evet. Ama tabii biraz sonra bu isimlerle bağlantılı, olaylarla bağlantılı her şeyi size anlatacak bir baba Sütyo'da. Yani Türkiye'de kaç çocuk aynı anda, aynı dakika bahçeli evlerde bırakılır? Kaç kişi bırakır oraya? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani siz biyolojik anne ve babanız tarafından
bırakılmamışsınız. Ah. İşin en acı tarafı da bu zaten. Başkaları tarafından bırakılmışsınız. Kaçırılmış mıyız? Her şeyi anlatacak. Tamam. Şundan emin olun, içinizde hani böyle bir kızgınlık, bir öfke de olabilirdi. Ama sadece şunu söyleyeyim, gelecek ve anlatacak babanız olduğunu iddia eden kişi yıllarca sizi aramışlar. Hatta 1996 yılında Fatma Giri'nin Kayıp Aranıyor programına çıkmış. Anne baba, çocuklarına ulaşabilmek. Ben o görüntüleri de ATV'deymiş o zaman program. Onları buldurmaya çalışıyorum ama çok imkansız gibi gözüküyor. O yıllardaki sistem görüntü kayıtlarıyla bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Ve dolayısıyla onlar imha edilebiliyor. Doğru. Yıllarca sizi aramış bir anne baba var. Bunu söyleyebilirim. Hazırsanız çağıracağım. Kardeşim hazırsa çağırabilirsiniz. Cenk. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Tamam, ben de hazırım. Bir de dün bir cümle kurmuşsun sanırım ekip arkadaşlarımızdan Nazlı'ya, Ceren. Bebeklik fotoğrafım için, bir tane bebeklik fotoğrafıma sahip olabilmek için dünyaları veririm demişsin, doğru mu? Evet doğru. İlk evlatlık olduğumu anladığım zaman zaten evde hiç fotoğraf yoktu. Zaten evde hiç küçük bir fotoğrafın olmaması benim çok dikkatimi çektiği için evlatlık olduğumu çok önceden hissetmeye başlamıştım. Anladım. Peki. Çok enteresan bir hikaye. Geldiğinde Mustafa Bey'e de hak vereceksiniz. Dediğim gibi bu hikayenin içerisinde büyük bir çaresizlik var. Alkışlarla Mehmet Bey geliyor. Abla. Abla. Su alabilir miyim? Abla. Efendim. Yardımcı olayım. Efendim. Bir şey söylemeyecek, bir şey söylemeyecek misin? Ben aklım bir şey geçmiyor şu an benim aklımdan. Ben çok şaşkınım.
Merhaba diyecek misiniz? Tabii Ceren'e ki. De. Tabii ki. Ceren. Pınar. Kız. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Söyleyecek kelime ifade edemiyorum. Bulamıyorum bir şeyler. Bulamıyorum ki hiçbir şey bulamıyorum. Ama bundan sonrası daha iyi olacak yani. Bilmiyorum bir şey söylemek. Çok kötüyüm. Şimdi Mehmet abi de yani neredeyse 24 saattir bütün aile bir şokun içerisinde. Hala böyle bir şeyin gerçek olabileceğine inanamıyorlar. Ama bugün kendinizi en doğru ve en iyi şekilde ifade etme günü. Çünkü siz bunları anlattıktan sonra gerçekler ortaya çıkacak. Ve en azından bu çocuklar sizi anlayacak Mehmet abi. Anladım ya. Başlayabilir miyim? Tabii. Pınar, 2 Eylül 1981 doğumlu. O Serkan, Şubat 1983 doğumlu. O da kaydı. 20'sim, 2'sim, 5'im, o civar bir şey bilmiyorum. Kağıdımda yazılı, benim kağıtlarımda var, kayıtlarımda var. Biz 80 senesinin 8 Kasım'da İzmir'de evlendik, eşim Şule Kavaklı'yla. Sonra beni dünyaya getiren eve ebem Pınar'ımı dünyaya getirdi. Ben, babaannem, eşim yaşıyorduk zaten. Üçümüz yaşıyorduk. Askere gittim. Askerde, Ankara'da askerken 4 ay sonra babaannem öldü. Sonra sıkıntılar yaşadık. Askerin bitmesine az bir süre kala Pınar'la... Bu arada siz eşim, askerdeyken, ya askere gitmeden önce askerdeyken Cenk dünyaya geldi. Askerdeyken Cenk dünyaya geldi, evet. Askerdeyken doğru. Cenk dünyaya geldi. Doğrudur. Ondan önce Pınar dünyaya geldi. Siz ona Pınar olarak Pınar sesleniyorsunuz. Pınar 81'li, Serkan 83 doğumlu. Ve size, çok özür dilerim, çok üşüdüğüm için bu şalı aldım üzerime. Ve size babaanneniz bakıyor. Evet, babaannemiz bakıyordu zaten. Evet, İzmir'de oturuyorduk. Yeşil Siz Uluk'ta. Evlenince de Şule ile babaannenizin yanında kalmaya beraberdik, beraber. Devam. Askere gittikten sonra bir belli zaman sonra, 4 ay sonra şey oldu. Babaannem vefat etti. Bunu İzmir'dekiler, ya sağımızdaki, solumuzdaki komşular buradan bağlanabilir. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Ondan sonra eşim sokakta kaldı. Pınar'la beraber. Komşu da kaldı, onu da kaldı, bunu da kaldı. Ben de tabii bunları duyuyorum. Ben koştura koştura gelemiyorum. Askerim çünkü. Edirne'de askerdim ben. Hatta bütün kayıtlarda bulunabilir. Bir de hepsi, askeri kayıtlar hepsine çıkar. A'dan Z'ye bir kelime noktasında virgülde hata yok. Hata yok. Ondan sonra... Anneniz babanız nerede? Çünkü onların torunları. Onlar İstanbul'da. İstanbul'dalar. Evet. Annenizle babanız boşanmışlar. Ben 3,5 aylık bebekken annemle babam boşanıyor. Bana babaannem bakıyor. Benim zaten erken evlenmemdeki sebebim de eşimi de seviyordum. 38 senelik evliyim. Askere gittiğim zaman babaannem de tek kalmaz. Ona bakar. O düşüncelerle yola çıkmıştım. Ondan sonra işte Aksar'da, Manisa Aksar, Beyoba'da annem oturuyor, özannem. Annemi bile uzun bir süre sonra görebildim ben. İlk defa ben de annemi göremedim. 17-18 yaşına geldim. Annemi ilk defa gördüm ben de. Uzun yıllar annenizi göremediniz. Annemi ben de göremedim. Babanız annemi. İstanbul'da oturuyor. Evet, onlar İstanbul'da oturuyor. Tabii öbür annem var onun yanında. İkinci hanımı, ikinci eşi var. Daha kapalı tabirle söylüyorum yani. Anladım. Annemiz var. Onlara Aksar'a getirdim olmadı. İstanbul'da öbür... nerede oturuyor babanız? Evlendiği ikinci eşiyle. Bağcılar'da olması lazım. Bağcılar. Bağcılar, Bağcılar Bahçeli Evler. Şu an mı? Hayır, nerede oturuyorlardı o zamanlar? O zaman Şirin Evler'de oturuyorlardı. Şirin Evler'de, Şirin Evler'de oturuyorlardı. Peki. Onlara da getirdim, bıraktım. Oraya da bıraktım çocuklarımı. Olmadı. Sonra... Siz askerdesiniz. Tabii. Babaanneniz öldü. Şule, eşiniz, iki çocuğuyla
konu komşuda kalıyor. Evet. Askerden gidip gelemiyorsunuz. Hayır. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ben izine geldim. Hiçbir çotlarımı bulamadım babamgilde. Hanım İzmir'deydi. Çotlar pardon, çotlar oraya bırakıp gitmişler. Nereye bırakıp gitmişler? Babam, benim eşimin abisi. Babamgile bırakıyor çotları. Eşinizin abisi? Eşim çotlara verip İzmir'e geliyor. Alıyor çotları abisi de. Getiriyor anneme babama bırakıyor. Çocuklara bak, yani bunlara bakacak kimse yok. Peki, diye. Tekrar. Şule Hanım çocuklara bakacak ve onun yaşayabileceği bir yer olmadığı için kendi abisine gidiyor İzmir'e. Evet. Abinin ismi nedir? Erkan, rahmetli oldu 2010'da. Peki, nur içinde yatsın. Anladım. Erkan Bey'e bırakıyor. Verip, evet. Erkan Bey de çocukları alıyor. İstanbul'a babam bile getiriyor. Eşiniz eşlik ediyor mu ona? Hayır. Etmiyor. Hayır. Sizin babanıza getiriyor. Evet. Babanız da ikinci eşiyle beraber, evet, yaşıyor. Getiriyor çocukları. Babanıza teslim ediyor. Evet, doğru. İki çocuğu. Evet. Peki sonra ondan sonra ben geldim, eşimi buldum. Askerden izine geldim, dönmedim. Firara girdim artık. Askerden firar ettim. Bir sene, 8 ay, 9 ay, 10 ay gibi firar ettim. Geldim babam bile sordum. Erkan'a sordum. Erkan'ı işte ben onlara götürdüm, verdim. Erkan diyor ki ben İzmir'den diyor çocukları aldım diyor. Dedeye bıraktım, evet, diyor. O diyor Erkan aldı götürdü, biz bilmiyoruz. Hı hı. Ama benim o kadar sonra bu çerçevede ulaşabildiğim ikisinin üzerinde bir kağıt yazılıp Pınar Taşkıran, Serkan Taşkıran eşimin soyadını, kızlık soyadını kullanıp onu bir apartmanın girişine, dışarıya, yani sokakta bir yere, diyelim ki burada oturuyorsa X yere, başka bir yere götürüp bırakıyorlar. Bulunduğu bölgeden farklı bir yere, evet, çocukların üzerine bir not koyuyorlar. Pınar Kavaklı, Serkan Kavaklı, Pınar Taşkıran, Serkan Taşkıran. Evet. Yani bu Taşkıran soyadı kimin? Eşimin kızlık soyadı efendim. Eşinizin kızlık soyadı. Doğrudur. Kim bırakıyor çocukları? Sokağa kim bırakıyor? Biz bunlara bakamayacağız benim, diye. Erkan'a soruyordum. Erkan, onlar diyordu, o babam bir Erkan diyordu. Kayınbiraderiniz diyor ki, senin baban? Evet, annen, baban. Senin baban diyor ki? Erkan götürdü. Yani iki ailenin bir ferdi, bir baba ve bir erkek kardeş bu yani işin içerisinde. Evet, doğrudur efendim. Üzerine not yazdığını kim söyledi? Kim söyledi? Erkan söyledi. Erkan söyledi. Evet, evet. Yani sonra çocukları ben İstanbul'da... Cağaloğlu'na geldim. Cağaloğlu'nda araştırdım, soruşturdum. Cağaloğlu tabii. Orada bir çocuk esirgeme kurumu vardı. Çekin. Orada araştırdım, sonra kanıt edemedim. Çünkü zaten kaçaktım ben. Her yeri burnumu sokamıyordum. Bir şey yapamıyordum zaten. Peki çocukların sokağa bırakıldığı ve hani emniyet bulsun, çocuk esirgeme kurumuna versin diye bırakıldığı gün siz askeriyeye firari olarak bildirildiniz mi? Bildirildim. Kimi tarafından bildirildiniz? Çünkü bana verilen süre 7 gündü, dönmedim geriye. Geriye dönmeyince firarım veriliyor. Firariniz veriliyor. Tabii. Hayır, bunun şikayetini yapan kim? Şimdi o başka pencere. Anladım. O başka pencere. Şimdi o olay şöyle gelişti. Eşim kız kardeşimin evinde kalıyordu. Sonraki pozisyonda. Hı hı. Kız kardeşim evinde kalıyordu. Onlar babam demiş ona, Mehmet'i bir an evvel gönderin, yakalattıralım diye. Sonra beni orada yakalattılar. Ben Beşiktaş Merkez Komutanlığı'na gittim. Anladım. Oradan işte gene askeriye birliğime geri gönderdiler. Gene 2 defa daha arkadan kaçtım. Yani çocukları ya dayıları bıraktı, evet, İstanbul'da bir yere, evet, ya da dedeleri. Büyük bir ihtimal. Yıllarca bu konu aile içerisinde konuşuluyor muydu? Konuşuldu. Biz 94-96 aralığı ATV'nin sunduğu kayıp analiz programına başvurduk biz. Ama kayıtlara ulaşamadık şu an. Siz de biliyorsunuz. Evimize geldi, canlı yayın yaptılar Antalya'da. Ama ulaşamadık. Bir sonuç elde edemedik. Müteakip zamanlar aradık. Başvuralım diye. Şunu merak ediyorum Mehmet abi. Çocuklarınızı bırakıyor ya dayı bırakıyor ya dede bırakıyor. Sonrasında siz yıllarca peşine düştünüz. Evet. Karı koca olarak bu acıyla nasıl baş ettiniz? Sonra kızımız oldu bizim 86'da. İsmi nedir? Sinem. Sinem. Görüyordur zaten. Yani. Sinem. Sonra Didoş'um oldu. Didem Kavaklı. Sonra Nazmiye oldu. Nazmiye sürütüyor da şimdi geliyor kız kardeşim.
Ya... Bir şey diyemiyorum ki ben. Evet abi, kendini anlatamıyor yani. Çok çok derin bir hikaye var, çok karışık bir hikaye var. Ceren, sormak istediğin soru var mı? Sorun var ama abla, şu an hiçbir şey konuşacak durumda değilim. Abla sen konuş, ben şu an konuşamıyorum. Lütfen. Bir büyük olarak sen konuş. Rica yani ediyorum. Ben çok şaşkınım ve gerçekten şu an yani hiçbir şey soracak durumda değilim. Çok soracağım şey var ama. Sorabilirsin. Hepsini sorabilirsin. Her şeye cevaplamaya hazırım ben. Ben çok öfkeliydim size. Ben hiç normaldir. Ben zaten benim istemedim. En büyük korkum oydu zaten. Ben size nasıl çıkıp cevap vereceğim, nasıl karşınıza çıkacağım diye. Bugün de paylaştım ben. Herkese paylaştım. Nasıl ben çıkacağım? Şu an bir iki evlat sahibiyim ve size olan öfkemi ben çocuklarımla sonlandırmıştım. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. Ben de bulamıyorum ki, bir şey diyemiyorum bir şey. Ya bilen herkes bağlanabilir. Valla lütfen bağlansın İzmir'den, siz Antalya'dan. Siz bu olaylar yaşandığında, yani cenkler bırakıldığında kaç yaşındaydınız? 84, 80. Ben 62 doğum, 22-23 yaşında. 22. Eşiniz kaç yaşındaydı? 2 yaş büyük, ufak, 64'lü o da. Ben 62'liyim, 64'lü. Şimdi burada bir enteresan tabii, Mehmet abiyle yayın dışında da uzun saatler konuşsun. Yani bir garip bir oyun var. Yani bu çocukları bırakan ve çocukların bir daha izini sürmesinler ve bulamasınlar diye düzenlenen enteresan bir düzenek var. Bir tarafta dayı, bir tarafta dede, öz babası ya. Yani şimdi şunu söylüyorsunuz, nur içinde yatsın. Bir dayı çocukları nasıl bırakır? Ya da bir dede nasıl bırakır? Nazmi'yi çağır mı? Kız kardeş. Onlar yıllarca... Hepsi biliyor. Herkes biliyor hepsini mu? Hepsini de paylaştım. Hepsi biliyor benim. Kuş bile biliyordur. Kuş bile biliyordur. Hepsini paylaştım derken ablam... Sizin kardeşiniz tabii ki. Benim kafam durdu şu anda. Ben her şeye hazırım. DNA'dır, şudur, budur. Yani bakın, yıllarca bu iki kardeşin... Ben hepsine hazırım. Beni kabul etsinler. Annelerini kabul etsinler, kardeşlerini kabul etsinler veya etmesinler. Ara verebilir miyiz? Ha? Ama ara verme şansımız var mı? Ne? Ara verme şansımız benim var mı? Ara vermek gibi bir şansımız benim yok. Babaları, ne istiyorsun? Benim. İstemiyorum sadece. Soralım. Nazmi'yi çağırayım mı? Nazmi'ye belki... Nazmiye Hanım. Kızlarımın çoğu derken üçü de Cemre'ydi değil mi? Ceren miydi? Ceren. Siz Pınar diyebilirsiniz. Pınar diyeyim. Pınar'cığım, bilmiyorum sen baktın ama ben seni buldum, Feyzen baktım. Hepiniz çok çok birbirinize benziyorsunuz, göreceksiniz zaten. Buraları gösterirlerse görürsün. Mehmet amca, DNA bile yaptırırım diyor. Bir sıkıntı yok, ben sahip çıkıyorum. Ben, oluyor ya, bazen yaşıyoruz, görüyoruz. Gelmeyen, bakmayan, arayıp sormayan var ama ben bu yaştan sonra her şeye göğüs gerip onların her türlü laflarına, sözlerine göğüs gerip karşılığına gene çıkacağım. Gene çıktım. Bakın şimdi kızım da gelecek. Öbür kızım da ifade edecek her şeyi. Hep onlarla da yaşarız zaten. Belki Nazmiye daha güzel anlatır. Belki. Öfken çok normal. Ama anlattıkça, anladıkça... belki de hak vereceksin, belki de geçmeyecek. Çünkü onların iddia ettiği şu. Biz evlatlık verilen ailede... çok huzursuz ve mutsuz büyüyen çocuklardık. Özellikle de Ceren bu konuda çok ezilmiş bir insan. Bunu da göz önünde, yani çok adaletsizce bir hayat yaşamışlar. İnşallah bundan sonra iyi olur. Ceren, düne kadar Nazmiye'yi çağırıyorum, kız kardeşiniz. Tamam. Nazmiye'yi alalım lütfen. Thank you.
Kardeş başka, ben hep söylüyorum. Yani babaya kızabilirsiniz ama kardeş. Bak orada da ablam var. Yani bütün hikayede masum olan sadece çocuklar. Gel Nazmiye böyle Cenk'in yanına. Ablan da telefon attığında. Size bu kaderi yaşatan insanlar bunun vicdan azabını çeksinler, söyleyebileceğim tek cümle bu. Bunu reva görenler, sizin kaderlerini kendi elleriyle şekillendirmeye çalışanlar. Kaç yaşından beri bir ablan ve bir abin olduğun hikayesini biliyorsun ve sana anlatıyorlar. Ben 20 yaşındayım. Normalde ilkokula gittiğim zamanlarda öğrenmiştim. Bu kadar detaylı bilmiyordum. Sonrasında artık büyüdükçe iyice izah etmeye çalıştılar bir şekilde. Ama hep bir abimin, ablamın var olduğunu biliyordum. Nasıl anlatıyorlardı? Yani hani... Bir kere ikisi de dedikleri tek şey, o toprağa girmeden önce bir kez görelim. Allah bir kere nasip etsin. Hep bunu söylediler. Annem kanser tedavisi gördü ve hep diyordu, bir kere nasip olsun. Ve şu anda hasta olduğu için gelemedi. Asla görmek istemediği için değil. Biliyorum. Kesinlikle. Hani bunu basa basa söylüyorum. Ve biz mesela anne baba sevgisiyle büyüdük. Gerçekten keşke onların kaderi bu olmasaydı, onlar bizimle birlikte büyüseydi. Benim iki babam olsaydı. Kimin bıraktığını söylüyorlardı? Ben dedemin ve üvey babaannemin bıraktığını biliyordum. Çok garip hikaye söyledim. Ablan Ceren telefon attığında. Bu kaderi yaşatan insanlar bunun vicdan azabını çeksinler, söyleyebileceğim tek cümle bu. Bunu reva görenler, sizin kaderlerini kendi elleriyle şekillendirmeye çalışanlar. Kaç yaşından beri bir ablan ve bir abin olduğun hikayesini biliyorsun ve sana anlatıyorlar. Ben 20 yaşındayım.
Normalde ilkokula gittiğim zamanlarda öğrenmiştim. Bu kadar detaylı bilmiyordum. Sonrasında artık büyüdükçe iyice izah etmeye çalıştılar bir şekilde. Ama hep bir abimin, ablamın var olduğunu biliyordum. Nasıl anlatıyorlardı? Yani hani... Bir kere ikisi de dedikleri tek şey o toprağa girmeden önce bir kez görelim. Allah bir kere nasip etsin. Hep bunu söylediler. Annem kanser tedavisi gördü. Ve hep diyordu. Bir kere nasip olsun. Ve şu anda hasta olduğu için gelemedi. Asla görmek istemediği için değil. Biliyorum. Kesinlikle. Hani bunu basa basa söylüyorum. Ve biz mesela anne baba sevgisiyle büyüdük. Gerçekten hani keşke onların... Kaderi bu olmasaydı, onlar bizimle birlikte büyüseydi, benim iki babam olsaydı. Kimin bıraktığını söylüyorlardı. Ben dedemin ve üvey babaannemin bıraktığını biliyordum. Çok garip hikaye söyledim. Ablan Ceren telefon attığında. Ve babana kızgın ve öfkeli olduğunu söyledi. Çok haklı. Evet. Çünkü yetiştiren anne sevgi göstermemiş. Ben çok bir şey diyemiyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor çünkü. Abla de o sana hiçbir şey demez. Benim iki tane ablam var. Onları çok seviyorum. Annem gibiler. Abla. Efendim. Ne dersen haklısın. Ne söylesen haklısınız. Ama hep bizde yaşadılar. Hep bizimle yaşadılar biliyor musun? Hep yaşadılar bizde. Dedim ya kuş bile biliyordu. İzmir şimdi seyrediyor, Antalya seyrediyor. Herkes biliyordu. Herkes biliyordu. Paylaşıyordum onlar. Oğlum da var, kızım da var. Oğlum da var, kızım da var. Peki soruyorlar başlarına ne geldi diye. Ne diyordunuz? Kayboldu. Bulamadık. Evlatlık verilmiş. Hatta bir ne söylentiler çıkıp bir yere gittim. Oradan yok dediler bulamıyor. Hep öyle, hep bu. Ki ya, bağlandıkta zamanda görürsünüz. Ben veya çocuğum burada, kızım burada. Bakın Nazmiye burada. Onlara verdiğim, ben çok farklıyım bir baba olarak çocuklarıma karşı. İnanılmaz bir farklıyım. İşte yüzü, işte burada buyurun. Kızım da var, oğlum da var, kızım da var. Peki soruyorlar başlarına ne geldi diye, ne diyordunuz? Kayboldu. Bulamadık. Evlatlık verilmiş. Hatta bir ne söylentiler çıkıp bir yere gittim, oradan yok dediler bulamıyor. Hep öyle, hep bu. Ki... Bağlandıkta zamanda görürsünüz. Ben veya çocuğum burada, kızım burada. Bakın Nazmiye burada. Onlara verdiğim... Ben çok farklıyım bir baba olarak çocuklarıma karşı. İnanılmaz bir farklıyım. İşte yüzü. İşte burada buyurun. Çırpınırım, çalışırım, parçalarım onlara bir şey olmasın diye. Şimdi Cenk ve Ceren dolayısıyla diyecek ki... Ama işte... Niye bizim... Ama... Ben onlar adına soruyorum ki siz onlara cevabını verin i̇şte diye. İşte ama işte. Ama. Çaresizlik. Siz sonra askerden ne kadar süre sonra geldiniz? Yani onları onların bırakıldığı günden kaç ay sonra? Ay değil.
Ay değil, zaten bırakıldığını öğrendikten sonra geldim ben hemen. Hani çotlarımı yine sormaya... kaçtınız geldiniz. Yine kaçtım, 3 defa kaçtım. Sonra 96 senesinde cezası geldi. Gittim Antalya'da işte bir yasa çıkmıştı. O infazdan yaralandım. 66 gün yattım, çıktım. Yani bırakıldığını öğreniyorsunuz, askerden firar ediyorsunuz. Evet, doğrudur. Bulamıyorsunuz. Hayır. Cağaloğlu çocuk esirgemeye mi gittiniz? Gittim. Oraya gittim, sordum ama fazla araştırma yapamıyordum. Niye? Hani kaçağım. Bir yere sıplayamıyorsun, bir şey hareket yap, bir şey yapamıyorsun. Yani bulsan bile alamıyorsun, tutamıyorsun, getiremiyorsun, bir şey yapamıyorsun ya. Bende hala tek ufak resim var. Ufaklık resimleri Pınar'ın var. Ufakken bir resmi hala cebimdedir. 37 senedir bende herhalde. 37 yıldır cebinizde mi saklıyorsunuz? Evet, evet. Ufacık. Hatta bir resim daha vardı, çekildi. Onu da göndermiştim ben sizlere. Bir o fotoğrafı görebilir miyiz? Ceren. İkisi birden var. Bebeklik fotoğrafını görmek istiyor musun? Tabii ki de. Bende de var, bir tane ayrı, o da ayrı. Verdi mi? Nazlı, aldınız mı o fotoğrafı? Monitöre bak lütfen. Bakın. Cenk, sen de böyle bakabilirsin. Hala aynısı. Bu da evet. Var. Esra Hanım, bu da var bakın, bu bende. Ya sadece sana şunu söyleyebilirim. Bu. Babanı tanıyalı burada birkaç saat oldu ve bütün hikayeyi dinledik. Ve bazen her şeyi canlı yayında da konuşamıyoruz. Ama yani Mehmet amca ve Şule teyzenin genç, cahil ve sadece suçsuz olduklarını biliyorum. Yani beni buna en azından ikna ettiler. Öyle olduklarını düşünüyorum. Gördün mü abla fotoğrafı? Efendim? Abla. Abla. Gördüm. Nasıl bir anne baba yapar böyle bir şeyi? Aklım almıyor. Yani bir konuda anladığım kadarıyla bırakan kişi iddia edilen gibi dede mi, dayıya hesap soramayacağımıza göre göçmüş gitmiş ama dede olduğu iddiası da çok büyük. Üvey babaanne var diyor. Bir konuda uyanıklık yaptıklarını sanmışlar. Kendi soyadlarını değil Taşkıran'ı yazmışlar. Bulunamaz o, diye. Oradan çünkü annenin kızlık soyadı bu. Oradan buldum. Oradan buldum. Tek açık kapı o. Cenk, büyük bir şok yaşıyor olabilirsin. Ben hala yaşıyorum yani şu an. Yani insanlar bilmiyorum.
Burada günlerce, yani haftalarca bekliyorlar. Aylarca. Aylarca dedim ya, mucize yani. Ölen babam. Yani o da babam. Üvey baban. Yani o da canım, kanım, her şeyim diyorum ben ona. Çünkü o bize çok iyi davrandı. Anne dediğim hala yaşıyor. Babam. Kız kardeşim. Annem. Yani... Ya şey yapamıyorum şu an. Yani... Benim durdu yani. Buraya gelirken umutsuzdun yine de. Ya, tabii ki umutsuzdum yani. İmkansız diye düşünüyordum. İmkansız diye düşünüyordum ama. Nazmi, dünden beri herkes yani bu şokun içerisinde, onu biliyorum. Evet. Baban sana mı haber verdi kardeşlerini bulduk diye? Biz hastanedeydik. Aha. Annemi götürmüştüm hastaneye. Rahatsızlanmıştı yine. Teyzem aramış ilk. Ben telefonu görmemiştim. O esnada babam arıyordu. Biz çıkmıştık hastaneden. İşte çabuk eve gelin, kardeşlerinizi buldum dedi. O zamanki evlilik sütlarımızdaki resim yazdım. Tarih. Herkes hatta çok. Benim doğumum herkes, 12 yani, Eylül olduğu için. Ne olduğunu, annem fenalaştı. Annem ne tepki verdi? Annem fenalaştı direkt. Baygınlık geçirdi. Hastanedeydik Allah'tan. Tansiyonu yükseldi. Eylül çoğun geçe. Annem şu an sadece şükrediyor Allah'a. Hani ölmeden önce nasip ettin ama kabul ederler ama etmezler. Çünkü annem de babam da çok acı çekti. Belki de o yüzden bu kadar çok fazla düştüler bizim öyle üstümüze. Ben isterdim ki hep bir arada olalım. Onlar bunu yaşamasın. Benim babamın baba sevgisini, annemin anne sevgisini tatsın çok isterdim. Siz iki evladınızı kaybettikten sonra üç tane çocuğunuz oluyor. Onların, Nazmiye dedi, daha çok düştüler üstümüze dedi. Evet. Sinem, Didem, Nazmiye. Diğer ikisi ne oluyor? Ha? Yani diğer Sinem, ben orayı idrak edemedim. Üç kız kardeşin daha, beş kardeşsiniz. Biz beş kardeş miyiz? Tek çocuk, erkek çocuk sensin. Sadece biz ikimizi bırakıyorlar ablamla. Hayır, o zamanlar zaten. Onlar yoklar. Siz iki kardeşsiniz. Sonra yani bak. Sanırım son haliniz bu. Baban askerde. Sürekli de... İkisinin baban askere gidince, babaannen de vefat edince, annenin iki çocukla beraber kalacak bir yeri yok. Önce kendi abisine gidiyor, yani senin dayına, onlara kalmaya. O da alıyor çocukları, sadece çocukları dedeye getiriyor. Dede de bahçeli evlerde, o bahsettiğin karakol var ya, yani bir mahallede sokağa sizi bırakıyorlar. Evet. Üzerinize de bir not yazıyorlar. Sizin bırakıldığınızı duyan baban askerde. Nerede askerdesiniz o sırada? Edirne'de. Evet, doğru. Bırakıldığınızı duyan baban askerden firar ediyor. Doğru. Nereye geliyorsunuz? İstanbul'a mı? İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a gelip çocukların mı peşine düşüyorsunuz? Evet, doğrudur. Çocukları bıraktığını kim söylüyor? Nasıl haber alıyorsunuz? Geldim, onlara babam bile geldim ama çocukları bulamayınca söyledim. Nerede diye çocuklarım. İzmir'de. Çok zor bir hikaye. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Ama yaptığım işin gücünü de burada seviyorum. Yani bir mucizenin olmasına tanıklık etmek. Onlar umutsuzdu, bizler de onlar için umutsuzduk ama... işte televizyonun da böyle gerçek bir gücü var sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere.